Tam ekran nasıl? Başla. Evet. Şimdi birazcık daha devam edelim. Oldu sanırım, değil mi? Gayet güzel. Öncelikle hepinize iyi akşamlar. Size de çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Bana ayrılan sürede epilepsi cerrahi tedavisi için uygun hasta seçiminin özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Şimdi konuşmamın başlıkları epilepsinin tanımı, sınıflaması, dirençli epilepsi kavramı ve cerrahiye uygun aday seçerken epilepsideki alan kavramlarından. Ve tabii konu çok geniş olduğu için daha ağırlıklı olarak mezyal temporal lob epilepsilerinden bahsedeceğim. Şimdi kabaca dinleyici kitlesi için de asistanlar da olduğunu düşünerek bir epileptik nöbet ve epilepsi ayrımının tanımından başlamak istedim. Epileptik nöbet, nöronların zaman zaman ortaya çıkan aşırı aktivitesi sırasında görülen gelip geçici nörolojik disfonksiyon dönemine diyoruz. Tıpkı Parkinson hastalığındaki tremor gibi bir semptom aslında nöbetler. Ama epilepsi ise hastalığın kendisi, beynin sürekli nöbet geliştirmeye yatkınlığıyla niteli bir bozukluk ve bu nedenle epilepsiden kaynaklı nörobiyolojik, kognitif, psikolojik ve sosyal sonuçları olan bir durum. Biz epilepsi tanısı koyabilmek için hastanın 24 saat arayla 2'den fazla nöbet geçirmesi gerekiyor. Ya da tek nöbet sonrasında, yani tek nöbet geçiren bir kişide de EEG veya görüntülemede bir nöbetle ilişkili anormallik varsa ona da epilepsi tanısı koyarak tedaviye başlıyoruz. İlla ikinci nöbeti beklemiyoruz. Bu ilerlemiyor ama. Şimdi şöyle, hepinizin bildiği gibi nöbetlerin bizim klinikte gördüğümüz beyindeki fonksiyonel alanların deşarjları sonrasında, işte motor kortekste olursa klonik hareketler ya da yüz göz alanında olduğunda yüzde klonik hareketler, başta versif hareketler, medial limbik alanlarda olduğunda otonom belirtiler, terleme, titreme, epigastrik yükselen his gibi, işitme alanında ses duyma, görsel alanda parlak yanıp sönen ışıklar, yüzler görmesi gibi. Yani beynin fonksiyonel bölgelerine deşarj geldiği zaman klinik tablolar değişik olabiliyor. Ama beynin sessiz bölgelerinden de nöbet kaynaklanıp buraya yayıldığında biz klinikte görüyor olabiliriz. O yüzden klinikte gördüğümüz nöbet bize orijini hakkında fikir vermiyor aslında. O deşarjın yayılım yolunu da gösteriyor olma olasılığı çok yüksek. Şimdi nöbetler epileptik deşarjların zamanda, uzayda yayılımına göre ortaya çıkıyorlar. Kaynaklandığı bölgeler eğer primer kortekste elementer adımlama şeklinde elementer hareketler görürken, asosyatif kortekslerden kaynaklanıyorlarsa yaygın bir ağ tutulumuna bağlı kompleks hareketler veya davranışlar görebiliyoruz. Eğer deşarjın frekansı hızlıysa gamma gibi, normal fonksiyonların deaktivasyonunu, teta gibi yavaş deşarjlarsa ki mesela temporal lob daha çok böyle oluyor, fizyolojik fonksiyonun taklidi şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve senkronizasyon bazen artmış azalmış olabiliyor. Azalmış senkronizasyonda release fenomenler, korku gibi davranış değişiklikleri. Senkronizasyon arttığında da dejavü gibi fenomenler görülebiliyor. Yani bizim klinikte gördüğümüz bir nöbet son derece aktif ve dinamik bir süreç ve evolve olan, gelişen bir süreç. Niye bitmiyor? Şimdi nöbetleri biz sınıflandırırken tıpkı Parkinson'un tremoru gibi nöbetlerin semiyolojisi çok zengin. Duyusal, bilinçle ilgili, motor veyahut da değişik fenomenler şeklinde olabiliyor. İlla bu sınıflamaları nöbet içinde fokal başlangıçlı, bilincin korunduğu ya da kaybolduğu, fokalden jenerize tonik kloniye dönen ya da başlangıçtan itibaren jenerize olabilen, ama mesela görüyoruz ki tonik nöbetler jenerize başlangıç nöbetlerde de olabiliyor. Pekala fokal başlangıçlı nöbetlerde de olabiliyor. Yani nöbetler
başlangıcına ve EEG ve MR'a göre fokal veya jenerize diye ayrılıyorlar aslında. Ve bir grup nöbeti de başlangıcını bilemiyor ya da tanımlayamıyor olabiliriz. Bu başlangıcı bilinemeyenler için de mesela epileptik spazmlar özel bir yer alıyor. Hem bilinenlerde hem jenerize başlangıçlarda da hem de fokal başlangıç nöbetlerde aynı tip nöbetleri görebiliyoruz. Nöbetlerin değil de epilepsileri sınıflamaya baktığımızda ise nöbet tiplerinden sonra bu nöbetlerin altta yatan etiyolojisiyle birlikte epilepsi tiplerini yapıyoruz. Fokal, jenereze, bazen kombine jenereze ve fokal epilepsiler ya da tüm incelemelere rağmen adını bulamadığımız, tanı koyamadığımız, bilinmeyen şeklinde kalan epilepsi tipleri de var. Ve esas istediğimiz o epileptik sendromun adını koyabilmek. Altta yatan neden yapısal, genetik, enfeksiyöz, metabolik, immün ya da bilinmeyen olabiliyor ve eşlik eden komorbiditeleri de koyarak böyle bir puzzle'ın parçasını birleştirir gibi hastadaki epilepsi tipini anlamaya çalışıyoruz. Fokal olanlar gördüğünüz gibi hani ufak bir bölgeden ya da tüberosklerozda olduğu gibi multifokal olabiliyor. Bir lobun bir kısmında, bir hemisferde olabiliyor. Ya da başlangıçtan itibaren her iki hemisferin tutulduğu jenereze olabiliyor. Bize bu fokal jenereze ayrımında özellikle de MR negatifse ya da MR'ın anormal olmadığı genetik epilepsilerde olduğu gibi EEG çok yardımcı oluyor. Başlangıcı fokal ve orada sınırlı mı kalmış, yoksa fokal başlayıp sekonder jenereze mi, yoksa başlangıçtan itibaren jenereze mi? Bu ayrım bizim için çok önemli. Klinikte, pratikte nöbet tanısını direkt gözleyim, olayı gören bir görgü tanığından öykü almakla veya video kaydının izlemesiyle koyabiliyoruz. Ama epilepsi veya sendrom tanısı ise sadece hani Parkinson tremorunu gördüğümüz gibi konamayacağı için başlangıç yaşı, etiyoloji, altta yatan farklı nöbet tipleri, nöbet sıklığı, aile öyküsünün olup olmayışı, EEG, görüntüleme yöntemleri, nöbeti tetikleyen faktörler gibi mutlaka ek bilgilere ihtiyacımız var. Bunu şöyle bir videoyla anlatmak istedim. Şimdi bu hasta uzaktan baktığımızda sağ hemiplejik bir hasta. Şimdi altta yatan bir MCA infarktına da bağlı olabilir, tümöre de bağlı olabilir, doğuştaki anoksiye, serebral palsiye. Biz baktığımızda bu hastada sadece spastik sağ hemiparezi var diyebiliriz. Yoksa altta yatan hastalığın ne olduğunu söyleyemeyiz. Nöbetler de tıpkı böyle. Siz bir nöbeti gördüğünüzde bu fokal ve epilepsinin parçası mı, jenereze bir epilepsi mi, onu anlayamazsınız. Nöbet hakkında yorum yapabilmek için MR, EEG gibi diğer bilgilerle birlikte epilepsisini tanımlamak gerekiyor. Hocam pardon, ha, çalışmıyor diyecektim video. Video oynamadı. Oynamadım demin. Ben de Oynadı, oynadım. oynadı. Oynadı mı? Yani spastik hemipareziyi göstermek istedim. Bu bize gördüğümüzde altta yatanın ne olduğunu nasıl bilemiyorsak nöbetler de aynı şekilde öykünerek. Şimdi epilepsi tanısı ya da sendrom tanısı neden önemli? Semptomların değil, hastalık ya da sendromların doğal bir seyri var. Biz ancak epilepsi tanısı koyduğumuz zaman o hastaya prognoz, genetik geçiş, risk faktörleri ve uygun tedavi seçeneği gibi pratik bilgiler verebiliriz. Bir nöbetin prognozu diye bir şey mümkün değil. Ama nöbet sınıflaması bizim için neden önemli? Çünkü seçeceğimiz ilaçlar nöbet tipleri, yani bazı ilaçlar bazı nöbet tiplerine uygun değiller. Artı cerrahiye gidecek bir alanı hastayı değerlendirirken semptomatojenik alan dediğimiz, yani nöbet sırasındaki klinik belirtilerin ortaya çıktığı alan bizde lokalizasyon ve lateralizasyon için çok önemli bilgiler veriliyor. Cerrahi için gerekli olan elektroanatoma klinik lokalizasyonda nöbet sınıflaması çok önemli. Ve bu semptomatojenik alanla birlikte nöbetlerin video EEG'deki lokalize lateralize edici özellikleri bizim video EEG semiyolojisinde çok önemli basamaklarımızdan birisi. Şimdi ilaç seçiminde de çok ayrıntıya girmeyeceğim ama bazı ilaçlar bazı nöbet tiplerini agrave edebiliyor. Mesela dalma nöbetleri eğer bir absans epilepsisine bağlı ise karbamazepin, fenitoin, vigabatrin, gabapentin gibi ilaçlar absans statüsüne sokabiliyor hastayı. Hani hepsine tek tek girmeyeceğim.
Ama mesela Lennox-Gastaut sendromundaki atonik nöbetlerde vagal sinir uyarımından çok yarar görebiliyorlar. Ya da epileptik spazmlarda ASTA ve gabatrin çok etkililer gibi. Hani o yüzden nöbetlere özel ilaçlar olduğu için ve tedavi yöntemleri, nöbet bilgisi de bizim için çok önemli. Şimdi ilaca dirençli epilepsi nedir diye bakacak olursak, nöbet tipi ve epilepsi sendromuna uygun olarak seçilmiş. Hani demin bahsettiğim gibi absans epilepsisine karbamazepin verirsek tabii ki nöbetler durmayacak. Hatta statusa sokacağız hastayı. Yani uygun seçilmiş ilaçla ve uygun dozlarda, hastanın tolere edebildiği uygun dozlarda monoterapi veya kombinasyon şeklinde iki ilaç denemesine rağmen sürdürülen bir nöbetsizlik sağlanamıyorsa biz bu hastaya dirençli epilepsi diyoruz. Bu nöroloji camiasında artık klasik kabul gördü. Eskiden dozlar, süre 6 ay, 2 yıl gibi karmaşalar vardı. Şimdi eğer uygun kombinasyonda sendromuna uygun ilacı seçtiğiniz iki ilacı dirençli ise bu hastayı daha fazla bekletmeyin görüşü hakim. Burada sürdürülebilen nöbetsizlik kavramı da şöyle, en az 12 ay süre şeyi var. Yani bir ilacı verdiyseniz hastanın 12 ay nöbetsiz kalması lazım. İlaca rağmen nöbetleri kontrolde diyebilmek için. Ama hasta mesela haftada bir nöbet geçiriyorsa 3 hafta geçtikten sonra değil bu. Yani nöbetler arasında geçen sürenin en az 3 katı bir zaman gerekiyor. Bu dirençli epilepsi tanıma sırasında tanı yanlışlıkları ve ilaç yanlış kullanımı ile ortaya çıkan yalancı direnci de çok dikkatli olmak gerekiyor. Ne gibi mesela yanlış tanı, epilepsi dışı, senkop, kardiyak aritmi ya da psikojenik non epileptik nöbetler yanlış tanı alabiliyor. Cerrahi merkezlere dirençli epilepsi diye refer edilip psikojenik non epileptik nöbetler görebiliyor. Yanlış ilaç verilebiliyor, epileptik nöbet tipine uygun olmayan ya da birlikte kullanılan diğer ilaçlarla farmakokinetik ve farmakodinamik ilaç etkileşimleri olabiliyor. Yanlış doz olabiliyor, hastanın ilaç kan düzeyine çok güvenip yanlış düşük ilaç düzeyinde kalabiliyoruz hastada. Ve ilaç yan etkisine bağlı doz artıramıyoruz. Aslında ilaç etkin ama doz artıramayabiliyoruz. Yanlış yaşam şekli bir neden, ilaç uyumunun düşük olması, alkol madde bağımlılığı, uyku düzeninin iyi olmaması gibi. Şimdi bizim gene çok yıllardır klasikleşmiş bir yayınımız var. Aynı ekip yapıyor bunu. Daha önce 2000'li yıllarda yapmışlardı. En son 2018'de yayınlandı. Yeni tedavi almış epilepsi hastalarındaki ilaca yanıt için 30 yıllık bir izlem sonucu. Yani literatürdeki en uzun grup bu, 1982'den 2012'ye kadar ve tüm hastalar en az 2 yıl boyunca izlenmiş ve en az ilaçla 1 yıl nöbetsizlik hedef alınmış, esas alınmış ve toplam 1800 kadar hasta. Şimdi bu hastalarda izlemde yaklaşık %63'ü ve bunun da yaklaşık %89'u monoterapiyle veyahut da işte %86 ikinci ilaçla nöbetsizler. Ve tüm hastalarda %50'lik ilk ilaç yani %50'lik bir grupta ilk ilaç sonrası nöbetsizliği devam ediyor. İlk ilaca yanıt yoksa, uygun ilaca yanıt yoksa tekrarlayan ilaç denemelerinde bu başarı oranı çok düşüyor. İkinci ilaçta %11, üçüncü ilaçta %4'e kadar. Bu çok önemli bir bilgi gene. İlk ilaca yanıt yoksa sadece %2 hasta tekrarlayan ilaçlarla denemede nöbetsiz kalabiliyor. Bu da onun göstergesi. Yani ilk ilaçla %50 kadar hasta cevap veriyor. İlacı değiştirdiğinizde %10 kadar bir fark var ama üçüncü ilaçtan sonra bu oran yok. O yüzden de iki ilacı denediniz, nöbetler devam ediyorsa daha fazla ilaç denemeye gerek yok. Bu hasta dirençli epilepsi hastasıdır deniyor. Şimdi yeni gene tanı almış bir hastada prognostik faktörlere bakmışlar, nöbet tiplerine, etiyolojiye vesaire. Bunlar arasındaki en etkili şey ilk ilaca yanıtlılık. Yani doğru ilaç ise eğer ilk ilaca yanıt yoksa bu hastada dirençli epilepsi olma olasılığı çok yüksek. Ama tabii ilk başladığında yapısal bir lezyon varsa tümör olabilir, mezyastikleroz olabilir. Tabii ki onlar da prognostik faktörler kötü.
Şimdi ilaca dirençli hastalar için gene bakacak olursak yaklaşık %40 kadar bir hasta, %30-40 uygun tedaviye rağmen nöbet geçirmeye devam ediyor. Ve şu anda piyasada dünyada 20 kadar yeni antiepileptik var bu 1980'lerden beri. Ve bu oran değişmedi, yani aynı grubun yaptığı çalışmalar. İki ilaca cevapsızlık %97 oranında doğru olarak dirençli epilepsiyi öngörüyor. Ve ne yazık ki tüm dünyada dirençli epilepsilerin ancak %1'i epilepsi merkezlerine refer ediliyor ve burada geçen süre ortalama 20 yıl. Şimdi biz dirençli epilepsiyi nasıl göreceğiz? Yapısal bir lezyon varsa, beyin tümörü olabilir, vasküler anomali olabilir, kortikal displazi ya da mezyastik sikleroz gibi. Ama bizim bazı epilepsi tiplerimizde ilaca dirençli olabiliyorlar kendi doğaları gereği. Onları da akılda tutmak gerekiyor. Bizim için neden önemli? Bir kere ilacı direnci tanımamız, bu hastaya doğru tanı koymak, ilaca dirençli tanısı koymak için önemli. Bu hastalarda SUDEP dediğimiz ani ölüm ve yaşam kalitesi, depresyon skalaları çok daha yüksek oluyor dirençli epilepsi grubunda. Yani metastatik kanser gibi bir şey aslında. Hani tedavisi çok iyi yönetilmesi gereken bir durum ve cerrahi hastaların seçimi için bu grubu erken tanımak çok önemli. Şöyle deniyor, ilk monoterapi, olmazsa ikinci monoterapi, dirençli tanısını koyduysanız iki ilaca rağmen nöbetler devam ediyorsa illa cerrahi için değil ama bu hastanın bir epilepsi merkezinde değerlendirilmesi, video EEG'si, MR'ı, burada hani 3 Tesla epilepsi protokolüne uygun çekilmiş bir MR, gerekirse fonksiyonel görüntüleme yöntemleri, nöropsikolojik testlerde ileri araştırması gerekiyor. Ve gerekirse bundan sonra cerrahi tedaviye gidebilir, cerrahi için uygun değilse, çünkü bu %40'lık ilaca dirençli grubunda %10 ila 50'si cerrahi tedavi için uygun oluyor. Diğerleri için de vagal sinir veya yurt dışında işte derin beyin stimülasyonu, değişik kombinasyonlar denenebiliyor. Cerrahi öncesi değerlendirmede bizim amacımız epileptojenik olanı saptamak ve bu alanı çıkartmak. Epileptojenik alanda cerrahi olarak çıkartıldığında tam nöbet kontrolü sağlanabilen alan olarak tanımlanıyor. Ama bu varsayımsal bir kavram. Hiçbir tek test bunu burası epileptojenik alandır diye gösteremiyor. Epileptojenik alan eğer cerrahi eksizyon sınırlarınız içindeyse bir hasta nöbetsiz, ama epileptojenik alanınız eksizyon alanının dışındaysa cerrahi sonrası nöbetler devam ediyor. Epilepsideki kortikal alan kavramlarına gelince burada bizim kullandığımız birçok kavram var. İşte semptomatojenik alan dedik, iktal semptomlardan sorumlu olan. Ama belki nöbet sessiz bir bölgeden başladı, buraya yayıldı. Yani biz bunu video EEG ile nöbeti izleyerek nöbet semptomlarını anlamaya çalışıyoruz. İritatif alan, interiktal dönemdeki epileptiform deşarjlar. Bunu interiktal EEG ile gösterebiliyoruz. MEC Türkiye'de yok ne yazık ki. İktal başlangıç alanında klinik nöbet başladığı anda video EEG ile hastanın saniyeler içerisinde EEG ve kliniğin evolüsyonuna göre değerlendiriliyor. Mesela nöbet başladıktan 30 saniye sonra EEG geliyorsa o bize EEG kapsama alanının dışında olduğunu gösteriyor. Yani nöbetle birlikte EEG'nin zamansal ilişkisi de burada çok önemli. İktal SPECT'te bize lokalizasyonda yardımcı olan ama klinik pratikte kullanımı çok da kolay olmayan ama ekstra temporal epilepsilerde çok değerli bilgiler veren bir yöntem. Fonksiyonel sekel alanı da hastanın interiktal dönemde epilepsisine bağlı olarak anormal fonksiyon gösteren alanlar. Bunun nörolojik muayene, nöropsikolojik testler ve fonksiyonel nöro görüntüleme yöntemleriyle anlıyoruz. Elegan ya da fonksiyonel korteks alanları bazı kortikal fonksiyonlar için mutlaka gerekli alanlar için söyleniyor. Bunu kortikal haritalama, fMRI, uyarılmış potansiyeller, MEG ve PET ile gösterebiliyoruz. Epileptojenik alanda çıkarıldığında tam nöbet kontrolü sağlanabilen alan, bunların hiçbirisi tek başına bu alan epileptojenik alandır dedirtmiyor. Bunlar arasındaki uyumla ancak tahmini olarak varsayılan bir alan. Buradaki en büyük sorunumuz o. Bunu net saptadık. Gösterecek bir
teknoloji elimizde henüz yok. Bunu geçeyim ayrıntılı. Şuradan resimden göstereyim. Mesela burada epileptojenik bir MR'da lezyon var. Ama hastanın nöbetleri buraya yayıldığında klinik veriyor. Nöbet başlangıcı EEG'de burada. Elegan korteks alanı, konuşma alanı mesela burada. Ama hastanın interiktal dönemde temporalinden de diken dalga deşarjlar kaydedebiliyorsunuz. Yani beyinde bir ağ şeklinde epilepsi etkin ama bu şuradaki hap dediğimiz yani bütün bunları yöneten epileptojenik alanı çıkarmadıkça nöbetsizlik sağlayamadığımız bir alan. Bütün bu alanlar, şurada lezyon var, epilepsiyle ilişkili uzak yakın bir sürü merkez var. Biz hangi alanı cerrahi olarak çıkartacağız? Bütün bu testlerin hangisini ne sırayla kullanalım? Hiçbiri bizim için %100 güvenilir değil. En büyük epilepsinin çıkması ya da dayanması da burada herhalde. Bu da aynı araştırmacının yıllar içinde ilk defa 1975 sonra 2014'te yaptığı taramadan çıkan etiyolojiler için. Büyük bir kısmı idiopatikken bunların şimdi kompleks kalıtımlı genetik bir yatkınlık zemininde olduğunu biliyoruz ama birkaç hastalık dışında tek genle açıklayabildiğimiz bir durum değil. Burada en büyük farkı yaratan MR teknolojilerinin gelişmesiyle MR epilepsi de çok büyük bir çığır açtı ve tanımlayamadığımız birçok hastada lezyonları göstererek bugünkü geldiğimiz düzeye sağladı. MR için epilepsi protokolüne uygun. Bu ne demek? En az 1,5 Tesla ama biz kendi merkezimizde de 3 Tesla MR'ın radyologlar arasında uyum daha iyi ve 1,5 Tesla hele de uygun çekilmiyorsa çok lezyonları atlayabiliyor. Kesit kalınlığının çok ince ve değişik sekanslarda hipokampusun aksına da dik olacak şekilde özellikle mesela mezial sklerozlar için. Ve gerekirse post-processing dediğimiz işlem sonrasındaki MR teknolojileriyle epilepsi MR'ının çekilmesi gerekiyor. Standart bir MR'da MR'ın normal olması bir hastaya yapabileceğimiz en büyük kötülüklerden biri. Hele de dirençli epilepsi ise onların uygun bir epilepsi MR'ıyla değerlendirilmeleri gerekiyor. Bu ileri MR teknikleri içinde de bu görüntüleme tekniklerindeki gelişmelerle birlikte artan maliyete rağmen dikkatli seçilmiş, ilaca dirençli, özellikle de non-lezyonel epilepsi cerrahi tedavisi giderek daha iyi sonuçlar almaya başladıkça ve multimodal testler arasındaki uyum arttıkça özellikle iktal EEG lokalizasyonu ile birlikte cerrahi başarı artmakta. Ve bu morfometrik analiz programları, nöbet semiyolojisi ve yani video EEG ile birlikte %24'ten %96'ya kadar bir spesifiteyle bize yardımcı olabiliyor. Pardon. Difüzyon tensör imaging, traktografi, özellikle frontal kortikal displazilerde cerrahiye bağlı spesifik yolların kesintiye uğramaması için çok yol gösterici oluyor. Gene bu MR negatif olgularda özellikle mesela patolojik incelemeler sonrasında MR geriye yönelik tekrar değerlendirildiğinde cerrahi rezeksiyonla uyumlu daha önceden gözden kaçan anormallikler saptanıyor ve bunların prognoza çok olumlu etkisi olduğu gösteriliyor. Ve deneyim arttıkça aslında daha iyi tanımaya başlıyoruz ve özellikle kortikal displazilerde 3T MR oldukça üstün bu patolojileri saptamadaki dirençli epilepsilerde özellikle de çocuk grubunda çok önemli bir neden. Ama epilepsi MR'da gördüğümüz her alan ya da patoloji bize epilepsiyle ilişkili mi? Hayır. Yani MR'daki her lezyon epileptojenik olmayabilir. Mesela bir arachnoid kist olabilir ya da hastanın başka bir patolojisi vardır. Ama hastanın nöbetin oradan kaynaklanmıyordur. Tekrarlayan nöbetlere bağlı geçici görüntüleme anormallikleri olabilir. Kortikal gelişim anormalliklerinde ya da posttraumatik gliotik lezyonlarda, MR'da görülen lezyonlardan uzak alanlarda bile mikroskobik düzeyde anormallikler bulunabilir. Ve bu alanlar epileptojenik alanın bir parçası olabilirler. Vasküler malformasyon gibi infiltratif olmayan lezyonlarda epileptik alan komşu dokuyu da içerebilir. Kavernöz anormalliklerin
etrafındaki hemosiderin gibi. Postensifatik lezyonlarda MR'da görülen lezyon çok daha büyük olup epileptik alanla uyumsuz olabilir. Doğal patolojiler özellikle hani bilateral mezyal sklerozda olduğu gibi ya da bir mezyal skleroz, birazdan bir örneğini de göstereceğim. Başka yerde başka bir lezyondu. Hangi lezyonu alacağız? Hangisi epilepsinin direncinden sorumlu? Diğer testlerle uyum içinde olmak gerekiyor. Yani MR'da görülen lezyonun iritatif alanla, yani entelektüel EEG ve iktal EEG'deki nöbet alanıyla örtüşmesi veya çok yakın komşulukta olması gerekiyor. Bunun için de nöbet semiyolojisinde lateralizasyon, lokalizasyon, o MR'daki patolojiyle uyumlu mu, kliniğinde çok katkısı var tabii ki. Şimdi hastada epileptojenik alan lokalizasyonda MR görüntüleme, entelektüel EEG, video EEG, nöropsikolojik testler ve fonksiyonel görüntülemeler arasında bir uyum varsa bu hasta cerrahi için en uygun aday oluyor. Ama en uygun olan hastalar gene de belirli bir lezyonu olan iktal nöbet semiyolojisi, entelektüel EEG bulguları ve iktal EEG'si bu lezyonla ilişkili olan hastalar, başka potansiyel epileptojenik odağı olmayan ve cerrahi olarak lezyon epileptik alan çıkartıldıktan sonra nörolojik fonksiyonel kayıp riski de düşük olan hastalar en iyi, en yürütücü hastalar oluyor. Ama hastamız eğer cerrahi için uygun grupta değilse ne yapacağız? Özellikle non lezyonel, ekstratemporal epilepsilerde ya da multiple lezyon varsa, multiple kavernöz anjiyon, multiple tüberler veya bilateral hipokampal atrofi varsa, epileptik alan fonksiyonel korteks alanlarının üzerindeyse ya da çok yakın komşuluğundaysa, geniş multilöber lezyonlar, jenerize epilepsilerse ne yapacağız? Onlarda da daha ileri tekniklerle nörogörüntülemeyi, fonksiyonel nörogörüntülemeyi, PET gibi, iktal spek gibi ve invaziv video EEG ile olası çıkartılacak alanı saptayarak gene de bu hastalar iyi bir cerrahi adayı olup hastalar daha sonra cerrahiden çok yarar görebiliyorlar. Ama cerrahinin yapılacağı hani fokal bir epilepsideki non lezyonel hastada intrakraniyal evolüsyonla lezyonektomi olabileceği gibi multifokal epilepsilerde palyatif kalıp hani korpus kallozotomi gibi ya da nöromodülasyon cerrahileri gibi yöntemler olabilir. Ya da jenerize epilepsilerde özellikle düşme nöbetleri, atonik nöbetler, epileptik spazmlarda da kallozotomi nöbetleri azaltmak açısından palyatif bir yöntem olarak hala geçerli bir yöntem olabilir. Bu da şimdiye kadar anlattıklarımdan hani çok klasikleşmiş yöntemler var bizim epileptik alanı saptamaya yönelik elektrofizyolojik, yapısal ya da metabolik görüntülemelerin. Ama kimi de daha deneysel aşamada ya da kesinliklerinin zamanla oturmasını beklediğimiz yöntemler de var. Şimdi insanlarda, erişkinlerde tabii çocuklarda farklı beynin epileptojenik indeksine baktığımızda temporal lobun en yüksek epileptojenitesi olduğunu görüyoruz. Bunu frontal, perirolandik ve daha sonra parietoksiktal bölge izliyor. Temporal lob epilepsisinde etiyolojiye baktığımızda hipokampal skleroz cerrahi patolojilerin 1/3. Bunu hani herpes ensefaliti, nörosistosarkoz ya da menenjit sekeli enfeksiyonlar, travmalar, o bölgede yerleşmiş maligniteler, vasküler malformasyonlar, nedeni bilinmeyen bulgular. Hatta genetik temporal lob epilepsisi diye bir şey var, ailevi olabiliyor. Febril konvizyonların nedeni tartışmalı ama komplike febril konvizyonların hipokampal sklerozla özel bir birliktelikleri var. Bu da Avrupa bağlantıda bir sorun oldu herhalde. Evet.
Evet. Düştü hocam. Kusura bakmayın, bilmiyorum neden kesildi herhalde. Geçmedi mi? Tamam, sen de. Tamam. Duyuluyor sesim değil mi? Duyuluyor, gayet güzel hocam. Şimdi epilepsi cerrahi merkezinin patoloji, yani bankanın patolojisinden bahsediyordum en son ben kaldığımda. En sık patoloji erişkinlerde %36 ile hipokampal skleroz, bunu tümörler özellikle de ganglioglion gibi ve kortikal gelişim anormallikleri %7 kadar hastada da anormallik saptanmamış. Çocuklarda bu oranlar değişen derecelerde olabiliyor. Şimdi temporal lob epilepsisine baktığımda bir mezial temporal lob epilepsileri var. Hipokampal sklerozla giden veya diğer etiyolojiye bağlı. Neokortikal temporal lob var. Bir de aslında bu dirençli temporal lob epilepsisi cerrahiden sonra özellikle nöbetleri devam eden ama çok elektroklinik olarak ayırması çok zor. Bir de temporal plus epilepsilerimiz var. Ben buraya birkaç örnek koydum. Hani ganglioglioma olan neokortikal bir epilepsi, burada kavernom, işte mezial skleroz ya da kortikal gelişim anormalisi gibi. Yani temporal lob epilepsisi değişik etiyolojilere bağlı ortaya çıkabiliyor. Şeyde de anatomik karakteristikleri olarak da işte hipokampusun bölümleri içerisinde özellikle CA1 ve CA4'te hilusta belirgin bir atrofiyle giden aslında anatomiye özel bir patolojisi var diğer etiyolojilerden farklı olarak. Bu hilustaki MOSI hücrelerinde selektif bir kayıp ve inhibitör devrelerde bozulmayla gidiyor. Yani anatomik bölgeye özel bir patolojisi var. Hipokampusun anatomisinden kaynaklanan. Bizim epileptojenik alanımız mezial temporal sklerozda buradaki deşarj yayılım yollarına bağlı olarak çok değişik. Yani buranın fonksiyonunun dışında bize klinikle karşımıza çıkıyor. Ne gibi? Mesela %80 olguda auralar, olfaktör özellikle tümörlerde daha sık ya da değişen auralar olabiliyor. Psişik fenomenler, dejavu gibi olabiliyor. Bazal ganglionlara yayılmasıyla otonom fenomenler, özellikle yükselen epigastrik his, abdominal aura olabiliyor. Tam dominant tarafta olmasıyla veya deşarjın frekansıyla ilgili olarak bilinç değişiklikleri, cevapsızlık görülebiliyor. Ve şeylere yayılmasıyla da daha uzak alanlara yayılmasıyla kronik, klasik oralimenter otomatizmalar. Hele tek taraflı distonik postür gelişirse frontale yayılımıyla bu bizim için çok karakteristik bir bulgu oluyor. Postiktal konfüzyon absans epilepsilerdeki damla nöbetlerinden ayrım da önemli. Dominant hemisferde postiktal afezi olabiliyor. Bazı otomatizmalar bize lateralizasyon, lokalizasyon için çok değerli bilgi veriyor. Şöyle de bir makale var, çok değerli bence. Eğer hasta şu sırayı izliyorsa, yani epigastrik yükselen hisle niteli abdominal aura, eş yani aynı tarafta ipsilateral oral veya manuel otomatizmalar, kontrlateral elde de distonik postür gelişim, bu üçü birlikte ve belli bir sırayla ortaya çıkıyorsa, bunun mezial temporal lob olma olasılığının %98.3 olduğu söyleniyor. Çok güvenilir bir bilgi ama her mezial temporal epilepsi tabii böyle bir klinikte karşımıza gelmiyor.
Ben şimdi birkaç vaka örneğiyle gitmek istiyorum. İlk hastamız 37 yaşında bir kadın hasta. Aslında ilk nöbetini 6 yaşında geçirmiş. Sonrasında 6 yıl hiç nöbet yok. 21 yaşında doğum yaparken aynı gün içinde birkaç nöbet geçiriyor. 28 yaşına kadar gene ilaçsız, nöbetsiz bir dönemi oluyor. 28 yaşında nöbetler başlıyor. Aynı gün içinde 3-4 defa da olabiliyor. Adet dönemlerinde artış gösteriyor ama ortalama ayda 3-4 kez. Göz kararması ağızda şapırdatmayla başlıyor. Bilinç kaybı olup 1-2 dakika sürüyor. Evde doğum var. Ailede veya kendinde febril konvülsiyon öksürüyor. Kullandığı ilaçlar da uygun, yani sendromla uygun ilaçlar ama ben burada hastanın yüzünü kapatmak zorunda kaldım. Bu yayın internetten gösterilecek diye. O yüzden sanırım bazı videolarımda ses gitti. Bizim için muayene sırasındaki, yani nöbet sırasındaki muayene de çok önemli. O yüzden kusura bakmayın. Bu hastanın sesi var. Eşi avrasını hissederek hatta nöbet sürmesine basıyor. Mavi araba diyorum size. Bunu aklınızda tutun. Ne oldu soracağım daha sonra. Sahilinizi kaldırabilir misiniz? Hasta cevap. Denizi dışarı çıkarın. Gölen emirleri yapmıyor. Hiçbir otomatizm yok. Sadece boş bakma şeklinde. Dilek Hanım bizi duyuyor musunuz? Yani buradaki şey, yani hastanın tek nöbet tipi aura sonrası, epigastrik yükselen his sonrası, diyalektik nöbet dediğimiz ses, yani boş bakma şeklinde. Ben sonuna kadar gitmedim. Postiktal afazisi var. Bu da bizim için lateral zambi buldu. MR'ında sol mezyal sklerozu var ve nöbet sıklığı da ayda 2-5 gibi hafif mental küntlüğü var eşlik eden. Bu interiktal EEG'si, sol temporal bölgede dikeni var, fokal. Bu da iktal EEG başlangıcı. Yani hakikaten kitap gibi. Burada anterior temporal elektrot ve sol temporalden başlayıp evolüsyon gösteren ve teta frekansında, ki temporalde, özellikle mezyal temporalde daha çok teta frekansında bir evolüsyon görüyor. Ben bu hastanın teknik nedenle şu mezyal sklerozu sadece burada görülebileni buldum. Bu da post, yani cerrahi sonrası şeyle ilgili görüntüleri. PET'inde de gördüğünüz gibi solda şeyde mezyal temporal bölgede diğer alanlara göre hipometabolizması vardı. Ve cerrahi sonrası 2009'da ameliyat etmiştik. Hala nöbetsiz ve tek ilaçla devam eden bir hasta. Şimdi ikinci hastamız erkek, 35 yaşında, lise mezunu. 3 yaşında komplike febril statüsle, unilateral klinik nöbetlerle başlamış. Özgeçmişinde bir özellik yok. Biraz geç yürümüş. Ailede epilepsi öyküsü var. Birçok ilaca karşı dirençli. Ve düşünün, 3 yaşından bize cerrahiye gelmesi 35 yaş civarında geliyor. Nöbetler gustatuar aura sonrası bilinç kaybıyla birlikte otomatizma ve sık sağ versif sekonder generalize nöbetler. Ve prodrom olarak da nöbet öncesi 28-24-48 saat içinde hastada iritabilite ve agresyon görülüyor. Burada da bir generalize tonik klinik nöbet, ayda 2-3 kez de otomotor nöbeti var. Beyin MR'ını göstereceğim. Sağda mezyal sklerozu, solda volüm azalması var ve sağda temporal hipometabolizması var. Şöyle, yani o kadar atrofik ki sol tarafı, sağda da hafif bir volüm azalması var ama sol tarafı neredeyse yok kadar, şöyle. Şimdi biz bu hastaya önce standart video EEG yaptık. Şuradan da görebileceğiniz gibi biraz ileriden başlatılmış bir video ama hasta aura hissettiğinde sol ağırlıklı başlasa da sağ tarafa da hızla yayılan ve bir süre sağda daha sağda da aktif kalan. Bu sırada yüzünde otomatizmaları var ve sol elinde de distonik postür gelişiyor. Ama biz interiktal EEG'sinde de
sağda deşarjları çok sıktı. Sekonder jeneralizasyonu da görüyoruz. Biz bu hastayı şöyle göstereyim. Hani soldaki deşarjları var ama sağda da çok sık interiktalde bulgusu olduğu için ve sağdan da yayılma olduğu için skalp EEG ile ve non-invaziv monitorizasyonla hangi taraftan dolayı nöbetleri sık diye karar veremedik. O yüzden hastaya bilateral hem bazallerine hem de korteksine strip elektrotlar yerleştirdik ve elektrotların yerleşimini gördükten sonra invaziv monitorizasyona başladık. Ben bunun çok ayrıntısına girmeyeceğim hani sağ sol diye ama aynı şekilde nöbetini kaydettik şeyde de benzer semiyolojide de. Bu hastanın nöbeti ilginç oldu. Kliniği başladığı sırada burada bir elektrodekremental yanıtı olup sonra karşı tarafa yayılıyordu. Ve sonra tekrar sol tarafa geri geliyordu. Ve biz bunun üstüne aslında ilk deşarj çıkartan hipokampusun sol tarafı olduğunu ama sol taraf çok atrofik ve burnout hipokampus şeklinde olduğu için karşı tarafa yayılımla sanki klinik karşıdanmış gibi yanıltıcı olduğunu gördük. Ve bu hasta da selektif değil, sekonder jeneralizasyonda sık olduğu için invaziv EEG'den sonra temporal lobektomi yaptık hastaya. Patolojisi de tip 2A fokal kortikal displazi geldi. Postop hala nöbetsiz. Bu hastada 2016'da ameliyat edilmişti. Ama hala interiktalde, sol temporalde deşarjları var interiktal bölgede, dönemde de. Yani displastik korteksin ne kadar yaygın olduğunu tabii ki bilemeyebiliyoruz. Bu da bu hastayla öğrendiğimiz bir şey oldu. Yani burnout hipokampus denen bir taraf çok atrofik ve yoksa klinik tablo sanki yalancı olarak karşı taraftaymış gibi oluyor. Hastanın tabii patolojik tarafı çıkartıldıktan sonra kognisyonu da çok daha iyi oldu ve hayat kalitesi çok çok yükseldi. Diğer bir hastam da 37 yaşında. Bu hasta iki erkek hasta sağ elde gene 2007 yılında tanı almış. Ebeveyn erken yaşta kaybedildiği için çocukluk öyküsünü bilmiyoruz. Nöbet öyküsü şöyle yalnız. Solda daha belirgin bulanık görme sonrasında bulantı, kusma ve postiktal baş ağrısı. Bazen bu nöbetler sol hemiklinik sekonder jeneralizasyonda gösterebiliyorlar. Ama daha çok semiyoloji aslında hiç temporal lobda alıştığımız bir semiyoloji değil. Nöbetler genellikle yorgunluk, uykusuzluk ve solunum yolu enfeksiyonuyla tetikleniyor. Daha önceki ilaç kombinasyonlarını hatırlamıyor. Bize geldiğinde de çok düşük bir dozda levetiracetam kullanıyordu. 2 ayda 1-2 kez gibi nöbetleri devam ediyordu ve bize bundan kurtulmak istediğini söylüyordu. MR'ını da şimdi şöyle göstereceğim. Çok net bir sağda medial sklerozu olan bir hastaydı. Yani öykü hiç uymuyor ama MR'daki gördüğünüz çok su götürmez net bir hipokampal sklerozu var. Biz bu hastayı şöyle biraz ileriden başlatacağım. Videoya gelin. Biraz uzun kesilmiş. Şurada gördüğünüz gibi oksipitalden başlıyor. Zaten hastanın nöbetleri de bulantı, sol tarafta görme bulanıklığı gibi. Burada çok uzunca bir süre evolüsyon gösteriyor. Sadece sağ oksipitalde bu şekilde. İlerliyorum biraz hızlı. Hasta bu sırada cevaplı, bütün soruları doğru cevaplıyor ama görmesinde bulanık olduğunu zaten aurası olduğunu söyleyerek bahsetmişti. Sonra da şöyle jenerize tonik-klonik nöbete doğru döndü. Ve biz bu hastanın hani net hipokampal sklerozuna rağmen ve MR radyoloji hocamız çok deneyimli bir hoca. MR'ı daha önce mezial skleroz dışında bir anormalliği görmemiştik hiçbirimiz.
Ama nöbet semiyolojisi ve iptal EEG'si ile birlikte biz bu hastanın MTS'sinin doğal bir patoloji olduğunu ve olasılıkla nöbetin başka posterior bölgeden kaynaklandığı şeklinde rapor yazdık. Ve sonra hastaya tekrar komisyonla birlikte baktığımızda oksipital lobdaki displastik yapısını gördük. Bu hasta yani MTS ile birlikte doğal patolojisi olan aslında dirençli nöbetleri de oksipitaldeki displaziden olan bir hastaydı. Cerrahi için invaziv inceleme ve MTS için de elektrot koymayı ve monitörizasyon önerdik ama hasta kabul etmediği için burada kaldı. Yani buradan size vermek istediğimiz üç mesaj, hani klinik olarak mezyastikleroz gibi görünen hastalar, bazen klasik febril konvülsiyon öyküsü, bir süre sessizlik sonrasında dirençli nöbetlerle ve belli bir semiyolojiyle giden hipokampal sklerozlu mezyatemporaller olabileceği gibi kortikal displazili ikinci hastamızda olduğu gibi farklı semiyolojide bazen invaziv kayıt gerektiren ya da bu hastadaki gibi bir doğal patolojinin karşılığı olabilir. Selektif amigdala hipokampektomi yapılacak hasta veya da temporal lobektomi yapılacak ya da doğal patolojisinden hangi patolojinin çıkartıldığına karar verilecek hasta, bütün ekibin birlikte çok ayrıntılı titiz olarak testleri gözden geçirmesiyle yapılabiliyor ancak. Bu hastadaki PET de son mezyastiklerozu olan da bakın sağ hipokampal bölgede belirgin atrofi yani hipometabolizması var. PET ne yazık ki ekstratemporal epilepsilerde çok başarısız. Bu hastada oksipitalde hiçbir şey göstermedi bize. Bizim kendi deneyimimizden bahsedeceğim. Oru Hoca daha ayrıntısını bahsedecek ama paramedyan supraserebeller transtansitoriyel yaklaşımla yaptığımız selektif amigdala hipokampektomili hasta demografimiz şöyle. 28 hasta var. Bu gerçi yıllar içinde 1-2 hasta da bu tabloda değil ama yaklaşık 30 kadar hastamız var. %57'si kadın. Eğitim yılları hiç fena değil Türkiye ortalamasına göre. Başlangıçtan yani önde gelen hasarlanma için febril konvülsiyon, kranial travma, menenjit ya da neonatal anoksi öyküsü var. Sekonder jenerize tonik-klonik nöbet olguların %32'sinde. Nöbet başlangıç yaşı yaklaşık 7-8 yaş civarında. Epilepsi süresi 18-30 yıl arasında. Ve nöbet öncesi yani cerrahi öncesi aylık nöbet sıklıkları 4-6 arasında. Cerrahi öncesinde de en az 2-3 ilaç kullanıyorlar. Bizim takip süremiz de ortalama 5 yıl. Cerrahi sonrası ilaç da biz genellikle 10 yıl geçmeden ilaç kesmiyoruz. Kendi klinikteki yaklaşımımız öyle. Tek ilaca düştüğümüz hastalar oluyor. Bizim bu opere ettiğimiz 28 hastanın 12'si sağ taraf cerrahisiydi. Cerrahi sırasındaki ortalama yaşları 29'du ve dediğim gibi ortalama takip süremiz 5 yıl gibi. Son kontrolünün de nöbetsizlik durumuna bakarsak 2 yıl yani buradaki hasta sayısına göre 2 yıl sonunda 24 hastanın %85 oranında. 10 yıl sonunda 4 hastamız vardı 10 yıllık takibine. Onların da %80'i yaklaşık yani ortalama %85 gibi bir cerrahi başarımız var. Hatta 4 yılını tamamlayan 20 hastanın birçoğu nöbetsiz gibi. Cerrahi sonrasında kötüleşen hiç hastamız yok. Bizim oranlarımızın bu kadar iyi olmasını bizim çok titiz hasta seçip yani selektif amigdala hipokampektomiye gönderdiğimiz hastaların çok cerrahi tedavi için uygunluğunun olduğu hastalar olması da bu başarıda Uğur hocamızın yöntemi kadar etkili. Biz daha çok kullanırken International League'in klasifikasyonunu kullanıyoruz. Engel'in de sonuçları değerlendirme dereceleri var işte 1'den 4'e kadar. Burada bir de AB gibi değişik hani auralar olması ya da nöbet sonrasında bazı cerrahi sonrası erken dönemde
disabling olmayan nöbetlerim var da gibi. Engelsin ki biraz daha komplike. Biz internasyonel ligdeki sınıflamayı kullandık kendi çalışmamızda. Şimdi cerrahi tedavi, Uğur Hoca tabii ki daha ayrıntılı anlatacak ama benim bunu koymaktaki amacım mezial temporal sklerozlarda ya da düşük grade'li tümörlerde ya da kavernoz malformasyonda olduğu gibi cerrahi tedavi küratif olabildiği gibi altta yatan patolojiye bağlı olarak da özellikle non-lezyonel hastalarda ya da kortikal gelişim anormalliklerinde, katastrofik epilepsilerde palyatif de olabiliyor. Ama bu palyatif de hastaların yaşam kalitesini çok yükseltiyor genelde. Esas yani patolojiye bağlı olarak rekürans etkileniyor. Kavernomlarda, gangliyobliyomlarda, FCD'lerin tip ikisinde prognoz çok daha iyiken işte hem megalensefali gibi ya da tüberosikloroz gibi ya da FCD tip 1'lerde prognoz biraz daha rekürans riski biraz daha yüksek olabiliyor. Cerrahi sonrası prognozu etkileyen bazı şeyler göstermişler. Nöbetle bilinç kaybının olmadığı nöbetler, lezyonun tamamen çıkartılması aslında en önemli neden bu herhalde. Çocuklukta febril konvizyon olması, cerrahi sonrası uzamış nöbetsizlik iyi bir sonuç için ön belirtiler. Daha olumsuz etkileyenler normal MR, jenerize tonik-klonik nöbetlerin çok ön planda olması ya da intrakraniyal araştırma gerektiren daha kompleks hastalar. Ama yaş, cins ve rezeksiyon terapiyle bir ilişkisi yok. Şeylerde epilepsinin süresi, temporal ya da ekstra temporal oluşu, alttaki patolojilerde değişik yaklaşımlar görülebiliyor diye. Bu şeyi de çok bahsetmeyeyim, yani uzun süreli yayınlanan bir ortalamada yaklaşık temporal lob epilepsilerinde %75'lere varan bir başarı belirtiliyor. Bizim vurgulamak istediğim şeylerden birisi de cerrahi tedavi hakkında yanlış bilinen bazı şeyler var, söylemler. Cerrahi öncesi tüm ilaçlar denenmeli var mesela. Şimdiki var olan ilaçlarla yaklaşık bu 14 yıl falan sürüyor uygun kombinasyonlar. Demin de vurgulamaya çalıştığım gibi sendromuna uygun ilaç sonrasında nöbetler devam ediyorsa bu hastalar %97 oranında neredeyse dirençli epilepsiler. Bilateral diken aktivitesi varsa cerrahi tedavi olmaz diye bir şey var. Halbuki tek taraflı nöbet başlangıcı olan hastaların çoğunda bilateral deşarjlar görülebiliyor. MR normalse cerrahi olmaz deniyor. Hayır, MR normal olgularda da diğer teknikler veya ileri MR teknolojileriyle epileptojenik alan saptanabiliyor. Multiple ya da difüz lezyonlarda cerrahi olmaz. Hayır, epileptojenik lezyon bu multiple şeylerden bir tanesi epileptojenik, yani dirençli epilepsiden sorumlu olabilir. Fonksiyonel korteks alanlarından cerrahi yapılmaz deniyor. Hayır, hastanın ergünlük hayatını çok etkileyen, SUDEP riski olan ve hasta bu nöbetlerle yaşamına devam edemiyorsa risk yarar olgu bazında tartışılarak böyle alanlardan da cerrahi yapılabiliyor. Bellek problemi varsa cerrahi uygun değil. Bu da çok eski bir mit. Cerrahi sonrası birçok hastada bellek bozukluklarının düzeldiğini görüyoruz ve yayınlarda da bu şekilde. Kronik psikoz cerrahi için kontrolündeki kesinlikle tam tersine cerrahi sonrası nöbetler kaybolunca hastalar çok daha iyi olabiliyorlar. Bu psikozları da dirençli nöbetlerin bir parçası, epileptik, iktal veya postiktal veya interiktal dönemin bulgusu olabiliyor. Cerrahi IQ düşüklüğü özellikle 70'in altında cerrahi için uygun değil. Hayır, IQ'su düşük olanlarda nöbetler düzeldiği zaman bundan yararlanabiliyorlar. Cerrahi tedavi neden hala yaygın değil? Bu tüm dünyanın bir sorunu aslında. Türkiye için de bizim bir yayınımıza döneceğim sonra ama Amerika'da yıllık ortalama 3000 civarında cerrahi, yani 200 bin civarında cerrahi için uygun hasta, ona karşılık 3 bin civarında cerrahi yapılıyor Amerika'da. Çok korkunç bir rakam yani. Ve Amerika'da level 3, level 4 dedikleri cerrahi merkez sayısı çok arttığı halde yaklaşık %58 hasta refere edilmiyor.
Epilepsi başlangıcı ile cerrahi arasında geçen süre 20 yıl ve bu oran son yıllarda değişmedi. Epilepsi merkezine refere edilme nedeni cerrahi olmamalı. Cerrahinin de bir seçenek olduğu ileri tartışma olanakları olmalı. Mezial temporal vakalar gittikçe azalıyor. Bu tüm dünyada literatürde de tartışılan bir konu. Ama buna karşın MR negatif cerrahiler giderek artıyor ve bu gruptaki başarı teknoloji ve ekonomi bağımlı ne yazık ki. Birçok hasta faz 1 incelemeler sonrası %25-40 oranında hani daha ileri bir inceleme olmadan cerrahiye gidebiliyor. Ama %10 ila 25'inde invazif EEG gereksinimi hala devam ediyor. Cerrahinin daha az olgu opere edilen az deneyimli merkezlerde yapılmasıyla cerrahi başarı düşük oluyor ve bu da genel popülasyonda yani doktorlar arasında bir güvensizlik nedeni olabiliyor cerrahiye karşı, cerrahiye yönelik. Neden hala çok yaygın değilim? Bir diğer nedeni ilaca dirençli epilepsi tanımının yeterince bilinmiyor. Güncelliğini yitirmiş tedavi seçeneklerinin ya da kombinasyonların hala kullanılıyor olması ne yazık ki. Yeni ilaçlarla dediğim gibi 14 yıla kadar kombinasyon yapma şansınız var. Bunu hesaplamışlar. Epilepsi cerrahi tedavisyonlarınca bilinmiyor veya vurgulanılmıyor. Uzun süreli sonuçlar yeterince bilinmiyor ya da gerçek dışı beklentiler var. Hani sıfır nöbet, hiçbir yan etkisi olmasın gibi. Komplikasyonlar yeterince bilinmiyor ve gerçek dışı korkular var ve cerrahi merkezleri ulaşım gerçekten güç. Birçok hasta uygun merkeze ulaşamıyor. Kimi zaman ekonomik nedenlerle, kimi zaman da uzun bekleme listeleri nedeniyle. Aile ve hastadan kaynaklı nedenler neler? Eğitim düzeyinin düşüklüğü, bilgi eksikliği ve ön yargılar, gereksiz bir korku ve anksiyete, özgüven yetersizliği, stigmatizasyon, psikiyatrik komorbidite. Ailelerin çoğu çocuğun karar verecek yaşa gelmesini bekleyebiliyorlar. Maddi nedenler ya da hekime güvensizlik olabiliyor. Doktorlar ve sağlık sistemiyle ilişkili engeller neler? Bilgi eksikliği var. Dirençli kavram, cerrahi indikasyon kavramı çok iyi bilinmiyor. Cerrahi tedaviye negatif bir yaklaşım var. Birçok meslektaşım, hele de başka branşlardaysa epilepsinin cerrahi tedavisi de mi var diye çok ilginç bir şeymiş gibi konuşabiliyorlar. Hasta hekim, hekim epileptolog ilişkisi iyi değil. Sağlık politikaları bu konuda çok yetersiz. Sağlığa ayrılan bütçenin özellikle araştırma tedavi yeterli olmayışı. Ve hala bizim epileptojenik alanı saptamadaki tanısal araçlardaki böyle çok fazla incelemenin ve iyi bir koordinasyonun gerekli olması da bu işin zorluklarından biri. Türkiye'de bir epilepsi derneği bir çalışma yaptı. Videoya EEG monitörizasyonu olan ve epilepsi cerrahisi uygulanan merkezlerin ayrıntılı incelemesi yapıldı. Burada 28'e aktif 32 video EEG monitörizasyon merkezi var. Ve 12'si aktif 14 epilepsi cerrahi merkezi var. Yaklaşık 20 bin hastaya video EEG monitörizasyonu uygulanmış. Bu 2017 yazısı. Yaklaşık 227 invaziv dışında 1833 gibi bir cerrahi rezeksiyon var. 321 VNS takılmış ve hedef kitlenin yaklaşık %5'ine ulaşılmış. Yani çok 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 gerideyiz Türkiye olarak da ne yazık ki. Biz gelecekte neler bekliyoruz? Fokal epilepsilerde patoloji statik değil. Sadece epileptik alan çıkarılmasıyla tedavi sınırlanmamalı. Doğru lokalizasyonu haritalanması, proepileptik lezyonun tanımlanması ve dirençli nöbetlerde her zaman küratif olmasa da palyatif epilepsi modifiye edici etkisinin vurgulanması gerekiyor ve epileptogeneze yönelik tedavilere gereksinimimiz var. Ne yazık ki şu andaki ilaçlarımız nöbet önlemeye yönelik sadece. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Berlin Hocam. Bizden kaynaklanan bir ufak sorundan dolayı baştan bir ufak aksilik oldu. Ben hemen söyleyeyim. Bir mikrofon fazla açık.
Berrin Hoca'nın konuşmasından ve Uğur Türe Hoca'nın konuşmasından sonra tam bittiği zaman iki tane soru göndereceğiz chat bölümünden. Bu iki soruya doğru cevap veren, her ikisine de doğru cevap veren ilk üç kişiye hocamız Sayın Profesör Doktor Mahmut Gazi Yaşargil'in imzaladığı üç tane cilt hediye edeceğiz yayınlardan. Bunu şimdiden duyuralım. Senin, ben sana sözü vereyim. Hem CV'ler için hızlı bir şekilde. Bir de herhalde biz sonradan soruları almayı düşünmüştük ama birkaç soru alsak iyi olacak diye düşünüyorum. Evet. Tamam evet, hocam. Evet. Herkese iyi akşamlar. İyon toplantılarının bilgileri olarak benim bir moderatör olarak açılış konuşması yapmam gerekiyordu. Profesör Aktekin hocanın CV'sini belirtmem gerekiyordu ama bağlantıdaki teknik aksaklıklar nedeniyle başlangıçta bunu yapamadık. Herkese özür diliyorum. Yapamadığımız giriş konuşmasını hemence yapıp Aktekin hocamızı da nörolojik camiasına kısaca CV'siyle tanıtıp sorulara geçeyim o zaman. Ben Selim Bozdağ, Kamil Hoca'nın mezun ettiği uzmanlardanım. Şu an Kastamonu'da mecbur hizmet yapmaktayım. Bildiğiniz üzere toplantımızın formatı gereği toplantı süresince mikrofonlar kapalı. Sorularınızı Zoom programının chat kısmını kullanarak sormanız gerekmekte. Lütfen isminizi, çalıştığınız kurum ve şehir bilgilerinizi de eklerseniz sorularınızı daha aktif sorma fırsatı elde etmiş olurum. Bugünkü konseptimiz biraz farklı. Bugün iki büyük konuşmacımız var. İlk konuşmayı nöroloji profesörü Profesör Berrin Aktekin hocamız yaptı. İkinci konuşmacımız da Profesör Doktor Uğur Türe. Daha da özelliği hocaların hocası Profesör Doktor Gazi Yaşargil aramızda. Kamil hocamın da belirttiği gibi konuşmaların sonunda link paylaşacağız. Bu linkteki sorulara doğru cevap veren ilk üç kişi ödüllü yarışmanın ödülünü kazanmış olacak. Kısaca Berrin hocamın CV'sinden bahsetmek istiyorum. 89 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 95 yılında yine Akdeniz Üniversitesi'nden nöroloji ihtisasını tamamlamıştır. 95-97 yılları arasında da 2 yıl aynı klinikte fellowluk yapmıştır. 96-97 yılları arasında İngiltere'de bulunmuştur. Nörofizyoloji alanında research fellowluk yapmıştır. 2001-2022 yılları arasında Amerika'da Cleveland'da uyku ve epilepsi departmanında research fellowluk yapmıştır. 2019'da da intraoperatif monitoring ve gözlemci fellowluk yapmıştır yine Cleveland'da. Yaklaşık 19 tane prestijli ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır. 2011'de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümünde doçentliğini almıştır. 2006 yılında profesörlüğünü almıştır. 2009 yılından beri Yeditepe Üniversitesi'nde çalışmaktadır. Berrin hocamıza ayrıntılı sunumu için gerçekten çok teşekkür ederiz. Hayranlıkla dinledim. Açıkçası hocam mikrofonunuz kapalı, Kamil hocamın açması lazım ama. Kamil hocam gelene kadar ben ilk soruyu sorayım ama. Hocam Berrin hocanın mikrofonunu açmamız lazım. Mikrofonu açayım bir saniye. Selin'cim, Uğur Hoca CV'sinin kısaca söylenmesini istedi. Bir de soruları en son alalım dedi. İstersen. Soruları, Berrin Hoca'ya soruları şimdi mi alayım yoksa? En son alalım. Onu da en son mu alayım? En son. Peki hocam. En son yapalım. O zaman devam ediyorum. Sıradaki konuşmacımız Profesör Doktor Uğur Türe hocamız. Çok söz söylemeye gerek yok. Hocamızı tüm görüşeceğine ayrıntılı olarak tanıyor. Ben yine de kısaca kendisinden bahsedecek olursam 87 yılında Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. İhtisasını İstanbul Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimi sırasında ve sonrasında Profesör Doktor Gazi Yaşargil gözetiminde Zürih Üniversitesi Hastanesi'nde mikrocerrahi ve cerrahi nöroanatomi alanında çalışmalar yapmıştır. Uzmanlık eğitimi sonrasında
93-95 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi beyin cerrahisi kliniğinde uzman olarak çalışmıştır. Ardından 95-97 yıllarında Arkansas Tıp Fakültesi'nde Profesör Doktor Gazi Yaşargil ve Osman Almehdi gözetiminde cerrahi nöroanatomi çalışmalarına devam etmiştir. Ağustos 97'de Türkiye'ye dönerek Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent olarak başlamıştır. Kasım 99'da doçent unvanı olan hocamız 2003-2005 yılları arasında 19 Mayıs Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'nda çalışmalarını sürdürmüştür. Mart 2005'te profesör unvanı almıştır. Ağustos 2005'te Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde Beyin Cerrahi Anabilim Dalı'nı kurmuş ve bölüm başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Hocamız cerrahi nöroanatomi ve cerrahi teknikler konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Bu konularda dünyanın önde gelen nöroşirurji dergilerinde makaleleri ve kitap bölümleri yazarlıkları bulunmaktadır. Hocamız uzmanlık eğitiminden bugüne dek beynin nöroanatomisiyle cerrahisi konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle önemli ödüllere değer görülmüştür. Çalışmalarını 2005 yılından itibaren sürdürdüğü Yeditepe Üniversitesi Hastanesi bünyesinde 2008 yılında cerrahi nöroanatomi laboratuvarını kurarak beynin beyaz cerrah anatomisi üzerine çalışmalarını burada devam ettirmektedir. Bu tarihten itibaren dünyanın çeşitli ülkelerinden araştırmacılar Uğur Türe hocamızın yanına gelerek klinik ve laboratuvar eğitimlerini sürdürmektedirler. 2010 yılından itibaren temel mikrocerrahi eğitimi, beyaz cerrah anatomisinin diseksiyonu ile eğitimi ve canlı cerrahi kısımlarını ilk kez bir arada sunan İstanbul Mikro Neurosurgery Kurs ile düzenli olarak tüm dünyadan gelen beyin cerrahlarının eğitimlerine hocası Profesör Doktor Gazi Yaşargil ile birlikte katkıda bulunmaya devam etmektedir. 2010-2012 yılları arasında Türk Nöroşirurji Derneği Başkan Yardımcısı, ardından 2012-2014 yılları arasında dernek başkanı olarak çalışmıştır. WFNS 16. Nöroşirurji Dünya Kongresi Başkanı olarak Organizasyon Komitesi Başkanlığı yapmıştır. Aynı zamanda birçok prestijli derneğin üyesidir. Hocamız Neurosurgical Review, Operative Neurosurgery, Neurosurgery gibi alanında en prestijli tıp dergilerinin uzun yıllardan beri editörler kurulunda yer almaktadır. Editörler kurulunda yer aldığı en önemli kitaplar da Humans and Wien, Neurosurgical Surgery 7. edisyon 2016, 8. edisyon 2022'dir. Hocamız nöroşirurji alanında sinir sistemi tümörleri ve damarsal hastalıklarının cerrahi tedavisi yanı sıra epilepsi cerrahisi konularına yoğunlaşmış olup tıp fakültesi öğrencileri, tıp uzmanlık öğrencileri ve tüm dünyanın nöroşirurji uzmanlarının eğitimine katkı vermeye devam etmektedir. Şimdi de hocamız bizlere epilepsi cerrahisi hakkındaki tecrübelerini aktaracaktı. Buyurun hocam, söz sizde. Kısa kesin demiştim ama neyse. Ben kısa kesmeye çalıştım hocam ama yani hepsi o kadar değerli ki ne haddime deyip hatta bir bazı kısımlarını kestim hocam. Kusura bakmayın. Evet, siz kusura bakmayın. Bir saniye. Görülüyor mu slide? Gayet güzel. Sayın hocam Profesör Yaşargil, değerli hocalarım, meslektaşlarım, Doktor Hasan Kamil Sucu ve Doktor Selim Bozdağ'ın bu nazik davetlerine çok teşekkür ediyorum. Böyle hassas bir konuda konuşmak da daha benim için heyecanlı oldu. Berin hocamız bu konuşmayı kabul ettiği için ona da çok teşekkür ediyorum. Çünkü epilepsi cerrahisi bir cerrahın anlatabileceği bir veya konuşabileceği bir konu değil. Onun için belki ikimiz bir arada daha faydalı olabiliriz genç meslektaşlara diye düşündüm. Evet. Epilepsi cerrahisi konusunda bir konuşma yapacaktım yurt dışında. İşte biraz böyle egzantrik bir giriş yapalım, çok şey yapalım dedik. İşte bu bilinen bir şeydir ama yine de hoşa gidiyor. İşte bu
kişilerin ortak özellikleri nelerdir diye sordum. Oradan bir hanım epileptolog arkadaşımız elini kaldırdı. Dedik ki bunların hepsi erkek dedi. Çok doğru. Çok mahcup oldum. O nedenle bu slaytı değiştirdim. Eğer sizin bildiğiniz başka bir kadın ünlü kişi epileptik varsa söylerseniz çok mutlu olacağım. Çok mahcup olmuştum o gün. Evet. Epilepsiyi insanoğlu eski tarihinden beri epilepsiden haberdar, epilepsiyi çok iyi biliyorlar. İlk Hammurabi kanunlarında da yeri var epilepsinin ve bir köle eğer nöbet geçirirse onu geriye iade etme hakkı var Hammurabi kanunlarında. Sonra Sakiku tabletlerinde Babilon'da Akkadyan tekstlerde bu konuyla ilgili yazılar var. Ama tabii ki daha çok mistik şeylere bağlıyorlar epilepsiyi. İlk kez Hipokrat beyinden gelen bir şeydir diyor. Bu epilepsi diyor bildiğimiz gibi. Kapadokyalı Areteus'un çok önemli katkısı var. Aurayı ve halüsinasyonları epileptik nöbetin belirtisi olarak söylüyor. Ve epilepsi tedavisinde trepanasyon yapılabilir diyor. Bu çok önemli bir bilgi. Kapadokyalı Areteus'un bilgisi. Tabii ki Galen bu işle ilgileniyor. Bergamalı Galen. Belki genç arkadaşlar bilmeyebilir ama yani Galen Bergama'da çalışmıştır. Bu Galen'in çalıştığı Esculapius. Ve bu da pek az bilinen şey, bu Galen'in çalıştığı arena, onun kalıntısı. Yani burada arenada gladyatörlerin cerrahı aslında Galen ve hastanede burada. Ve bu olaylar hepsi Bergama'da geçiyor. Galen bir süre Roma'ya gidiyor. Çok ünlü bir doktor olduğu için ama biraz huysuz bir adammış. Roma'da Roma'dan geri geliyor. Kovuluyor mu? O da karışık bir konu. Ama geri geliyor. Yine şeyde çalışıyor. Bergama'da çalışıyor. Tabii ki İbn-i Sina da bu konuya el atmış. Yine beyinden geldiğini söylüyor. Bu resim ilginç. Bu epilepsi cerrahisinin ilk resmi. Bu bir 12. yüzyıldan bilinmeyen bir artistin şeyi, çizimi. Ve burada epilepsi nasıl tedavi edilir diye yazıyor. Ve burada koterizasyon veya trepanasyon yöntemi çizilmiş. Bu ilk intraoperatif epilepsi cerrahisi resmidir. Ve birkaç yüzyıl sonra, çok kısa süre sonra Sabuncuoğlu'nun kitabında da görüyoruz. O da koterizasyon yapıyor epilepsi için. Bu da ilk gerçekten çok üst düzey bir resim. Rafael'in transfigürasyon. Ve burada da bakarsanız Rafael en güzel şekilde bir epileptik nöbetin çizimini yapmıştır burada. Hocam pardon, Uğur hocam. Evet. Dışarıdan çizim oluyor. Bunu engellemek için bir ayarlama yapmamız lazım. İsterseniz. Ben de onu anlamadım nedir o çizim diye. İsterseniz hocam altta mouse'u götürdüğünüz zaman you are screen sharing ya da ekran paylaşıyorsunuz diye bir şey çıkması lazım. Onun sağ tarafında more veya daha diye bir yazı var. More var, evet more. More'a tıklayalım, üstünde 3 nokta olan şeyde disable annotation for others seçeneğini seçmemiz lazım. Evet. Disable annotation for others seçeneğini seçelim lütfen. Seçtim. Seçtiyseniz bunu kapatıp tekrar açalım hocam. Bu zaman, nedir bu? Bu hacker mıdır bu? Nedir bu? Hacker değil. Bizim figen yanlışlıkla dokundu. Arabada gidiyor herhalde şeylere. Peki ben bunu kapatacağım ve tekrar bunu kapatalım açalım. Tekrar açalım hocam. Çünkü fotoğraflar çok güzel. Onlar evet, ben de şaşırdım. Helak olmasın. Evet. Peki. Tekrar başlayabiliriz. Şimdi tabii. Bir saniye, evet. Dosyayı. Şimdi share screen diyorum.
Evet. Daha önce de bazı girişimler var ama özetlersek, hızlı gitmek istiyorum. Çok da vaktinizi almayayım. Akşam, bu gece neyse maç yok çok şükür. Biraz devam edebiliriz belki. İlk kez epilepsi cerrahisiyle ilgili vertebral arterlerin ligatürüyle ilgili bir yazı var. 1882. Ama bizim anladığımız anlamda bir epilepsi cerrahisini başlatan kişi herhalde Horsley demek lazım. Londra'da Jackson'la birlikte bir lokalizasyon yapıyorlar ve bir scar dokusunu 1886'da ameliyat ediyor Horsley, dahi cerrah. Bunun yani modern anlamda epilepsi cerrahisinin başlangıcı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Horsley tabii çok özel bir kişi yani gerçekten ve ilginç, belki pek az kişi biliyor ama Horsley Irak'ta vefat etti. Hem de Türklere karşı savaşan, Birinci Dünya Savaşı'nda Türkler, Osmanlı'ya karşı savaşan İngiliz ordusunda. O araştırma yapmak için gittiği söyleniyor ama yani o yaşta orada ne işi vardı ve yine de şeyden, güneşten etkilenip kaybedildi söyleniyor. Ve kendi mezarı da Irak'ta ama şimdi burası ne olmuştur tabii ki bilmek mümkün değil. Ama çok ilginç bir kişilik. Koher'in valve operasyonu var 1890. Koher biliyorsunuz Bern'de ilk Nobel alan cerrahtır. Sonra da zaten kim, cerrahlara Nobel pek verilmiyor. Ama Koher esas cerrahisinden dolayı değil de tiroidle ilgili çalışmalarından dolayı aldı. Onun valve operasyonu pek akla yakan şey yapan bir şey değil ama kayıtlarda var bu. Onun 1890'da yaptığı valve operasyonu dediği. Ama esas anlamda epilepsi cerrahisindeki en büyük katkıyı tabii ki Krause yapmıştır. Ve gerçekten insan motor alanını doğru ilk defa şey yapmıştır ve epilepsi cerrahisi yapmıştır ciddi olarak. Sonra tabii elektroansefalografinin gelişmesi. Ama tabii ki en önemli gelişmelerden birinde Förster yapıyor Almanya'dan ve ilk elektrokortikografi ile birlikte. Tabii ki bunu Penfield ile yapıyor. Yani Penfield'in kökü Förster. Yani Penfield onun yanında çalışıyor ve bu lokal anestezi ile ameliyatı da Förster geliştiriyor. Penfield oradan Montreal'e taşıyor ve epilepsi cerrahisindeki ilk önemli kitabı Penfield başlatıyor ve şu anda da hala yaygın olarak kullanılan temporal lobektomi Penfield tarafından bu günlere getirildi. Kısaca böyle özetlemek istedim ve hala da en sık uygulanan yöntemdir temporal lobektomi. Ve 1958'de ilginç, Niemeyer bu temporal lobektominin yerine selektif hipokampektomi lafını ilk defa ortaya atıyor ve transventriküler olarak sadece hipokampusu alsak diye bir fikir gelişiyor. İlginçtir, bu bir kongre bildirisidir aslında ama ilginç bir fikir olduğu için bugüne kadar geldi. Ama modern anlamda selektif amigdala hipokampektomi hocamız Profesör Yaşargil tarafından yapılmıştır. Sanırım 70'lerde yapmaya başladı hocam ve 1982'de yayınladı. Transilvyan selektif amigdala hipokampektomi. Bu bir epilepsi cerrahisinde bir devrimdir. Mikro cerrahide bir devrimdir. Hala bu konu tam hazmedilebilmiş değildir dünyada da. Ama ben inanıyorum bu epilepsi hastalarının seçimi konusunda daha iyi gelişmeler olduğunda, özellikle 7 Tesla MR bize daha iyi bilgiler verdiğinde biz daha selektif ameliyatlar yapmak zorunda kalacağız. Bunu kabul edeceğiz diye düşünüyorum. Hala temporal lobektominin daha yaygın kullanılmasında bunun önemli bir etkisi var. Ama hocamdan sonra da onlarca yazı vardır. Selektif hipokampektomi diye. Herkes bir başka şekilde yapmaya çalışmıştır. Bu da ilginç bir şeydir. Yani bir selektif amigdala hipokampektomi diye bir şey var. Şimdi kısaca bahsedersek çok yüksek sayıda hasta var aslında.
ben hani Türkiye diyelim ki yarı 0.5 yüzde desek Türkiye'de 400 bin hasta olması lazım. 40 bin tane hasta her yıl olması lazım. Bunların işte 12 bin tanesi şey yapılamıyor. Nöbet kontrolü ilaçlı olmuyor. O zaman bir hesap yaparsak en azından her yıl 1100 tane yahut 1100 tane hastanın ameliyat edilmesi lazım. Ben Türkiye'deki rakamı bilmiyorum. Kimsenin de pek bildiğini zannetmiyorum. Çünkü tabii ki bu kavernomları, gangliyogliyomları falan katmayacağız buna. Gerçek anlamda epilepsi cerrahisinden bahsedersek. Ne acı ki hala çok 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 düşük bir rakam. Yani ben yeterli hastam olsa sadece epilepsi cerrahisi yapmak isterim. Çünkü en yüz güldürücü ameliyat bunlar. Ve çok sadece hastanın hayatını değiştirmiyorsunuz. Ailenin, mahallenin, sülalesinin hayatını değiştiriyorsunuz. Başarılı bir epilepsi cerrahisiyle. Ve bence genç arkadaşların epilepsi cerrahisine daha çok yönelmesini öneriyorum. Çünkü ileride daha fazla vaka yapılacak. Bakın Berin hocamız bize neler anlattı. Bir nörolog olarak. Diyor ki hastayı fazla oyalamayın. Direkt uygun hastayı cerrahiye verin diyor. Yani bu çok özel bir şey. Bu çok önemli bir şey. Bu bir beyin cerrahi için çok büyük bir avantaj. Yani görülüyor ki bir sürü ilaç çıkıyor falan ama ilaçlar işi halletmiyor ve gerçekten cerrahi bekleyen hastalar var ve biz bunlara ulaşamıyoruz. İnşallah daha ileride daha iyi şekilde epilepsi cerrahisi daha yaygın bir şekilde uygulanır. Epilepsi cerrahisi hani denir ya işte ekip işidir falan. Hani bunun her şey için bunu söylüyoruz ama epilepsi cerrahisi gerçekten ekip işi. Yani epileptoloğun, nörofizyoloğun, nöroanestezistin, radyoloğun hepsinin birlikte çalışması gerekiyor ve çok iyi hasta seçmek lazım. Çok iyi hasta seçmek. Gerçekten fayda görecek hastalara fayda görecek teknikle ameliyat yapmak lazım. Bu %100 bunu başarmamız mümkün değil. Hala en iyi cerrahi yapsak bile %95'lere varmıyor, 90'lara varmıyor başarımız nöbet kontrolü açısından. Bu da şu anki elimizdeki imkanlarla tam olarak bu epilepsi konusunu anlayamadığımızı gösteriyor bu. Ama bu gelişiyor. 10 yıl önceye göre, 20 yıl önceye göre çok daha ileri durumdayız. Özellikle MR'dan çok umutluyum. 7 Tesla MR'dan. Bir de bu tabii hangi vakalar cerrahi aday, bu değişen bir konu. Yani her klinik de farklı şeyler yapıyor ama Berin Hoca'nın dediği gibi yani cerrahiye uygun hasta intractable epilepsi çok daha çok beklememek lazım. Özellikle MR'da da bir şeyler varsa hemen bir cerrahi yapılabilecek bir merkeze yönlendirmek lazım. Neler yapılabilir epilepsi cerrahisinde? Bir sürü var. Bunun devamı da var. Şimdi yeni teknikler de var. İşte lazer ablation var bilmem ne falan. Hepsini de buraya koyamadım. Ama esas olarak klasik bilmemiz gereken bir iki vakayı sizlerle tartışmak istiyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Şimdi temporal lobektomi. Evet. Şimdi bir yanlış bir algı var herhalde. Ben herkese selektif hipokampektomi yapmıyorum. Herkese selektif hipokampektomi yapmak gerekir de demiyorum. Temporal lobektomi yapılması gereken hastalar var. Ve bunları işte iyi şekilde ayırt etmek. Ama her vakaya da temporal lobektomi yapmaya hakkımız yok. Bunu vurgulamam lazım. Çok daha iyi hasta seçmek lazım. Böyle bir hasta soldur her zaman benim MR'da. Ben hocamdan öğrendiğim gibi ve oryantasyon da böyledir. Hipokampal skleroz var ama sol temporal lob da tamamen atrofik ve PET'te de böyle ve nöroloji tetkiklerinde de bu çıktı ve buna biz temporal lobektomi yapmak üzere ameliyata ama yine de direkt temporal lobektomi yapmıyoruz tabii ki. İntraoperatif elektrotlarla bakıyoruz. Özellikle bu elektrot da bu inferiorda önemli. Buna göre
buna son karar yine ameliyatta veriliyor. Ve ameliyat bulgularına göre hani selektif mi yapalım, lobektomi mi yapalım, poli mi alalım? Ha, poli ne kadar alalım? O da öyle kuralı yok bana göre. Yok 3 santim, 5 santim diye. O da yine ameliyat sırasında verilecek bir karar ve tamamen epileptologla birlikte verilecek bir karar. Ona göre temporal lobu alıp hipokampusta alınabilir. Yani temporal lobektomi diye bir ameliyat vardır. Uygun vakalarda uygulanmalıdır. Evet. Bu da postop MR hastanesi. Evet. Ama tabii benim esas ilgi alanım selektif hipokampektomi ve Profesör Yaşargil'den öğrenme şansım oldu. Sonra da yıllarca biliyorsunuz bunun anatomisine uğraştık, anlamaya çalıştık. Sonra tümörler şu bu hepsiyle özet olarak benim en sevdiğim ameliyatlardan biridir. Transilvan selektif amigdalo hipokampektomi ve bana göre çok estetik yapılması gereken bir ameliyat. Çok aslında zor bir ameliyat. Yani silvian füsürü çok güzel açacaksınız. Hiçbir şeyi zedelemeyeceksiniz. Tabii her ameliyat zor ama bu şöyle benzetiyorum biraz. Biraz Mozart gibi böyle başka türlü yapmak lazım. Daha türlü yapmak lazım. Çok estetik bir ameliyat. Çok dahiyane planlanmış bir ameliyat. Transilvian füsürü açıp ondan sonra amigdalayı alıp ondan sonra da posteriorda mümkün olduğu kadar posteriorda hipokampusa almak. Bunda da işte bir temporal stem tartışması var. Yorucu bir tartışma. Yani bu temporal stem denen şey ayrı bir tartışma konusudur. Ona girmek istemiyorum ama onları koruyarak bütün uncinate fasciküli occipitofrontal Meyers lobu koruyarak bu ameliyatı yapmak mümkündür. Yani bu ameliyattan sonra bilmem ne kadar visual field defect oluyor. Bu teknik bir konu. Yani olmaması lazım. Böyle bir hasta örneği göstermek istiyorum. Bakın sol tarafta hipokampal skleroz var. Uygun selektif hipokampektomiye uygun bir vaka. Ha, neden transilvan yaptım bu vakayı? Ben son zamanlarda biliyorsunuz biraz sonra göstereceğim. Posterior paramedian supraseraveller giriyorum. O daha bana daha kolay geliyor, ayıptır söylemesi. Bu vakanın kardiyak septal defekti vardı. Yani kardiyak septal defekti varsa bir hastanın ben transilvan tercih ediyorum artık. Bir de tabii şüpheli bir durum varsa, temporal lobu almak gerekebilir bir durum varsa o zaman transilvan uyguluyorum. Bu hasta da tipik bir sol hipokampal skleroz. Pterinal transilvan yaklaşım. Küçük açmıyorum insizyonu. Geçen hafta Profesör Cengiz Kuday hocamız ziyaret etti sağ olsun. Dedi ki bana insizyonun büyük dedi. Doğru. Yani küçük insizyon da alnına geliyor insanın. O daha kötü iz yapıyor. Ben mutlaka saçın içinden yapmaya çalışıyorum veya arkadan yapmaya çalışıyorum ve orta hatta geliyor benim insizyonum. İnsizyon biraz büyük oluyor ama kozmetik olarak daha sonra daha iyi oluyor diye düşünüyorum. Küçük açmak en büyük hastalık bence nöroşirurjide son zamanlarda. Evet, sol taraf pterinal açılmış. Şimdi açtığınız zaman zaten oradaki venöz silvian venin durumu falan sizin kaderinizi belirliyor. Ameliyatın kaderini. Bir de beynin anestezisi. Yani beyin relaksa, iyiyse, venöz anatomi iyiyse siz ameliyatta yani ameliyatın büyük stresini atlatmış oluyorsunuz. Bunu koyarken de dikkat etmek lazım. Aşağıda ven olabilir, silvian ven oraya boşalabilir. Çok itmemek lazım. Bu çok tipik olarak nöbet aktivitesi var. Evet, silvian füstürü açıyoruz. Nereden açıyoruz?
genelde en rahat yer bu pars triangülerin uç kısmı. Orada bir açıklık olabilir ama orada venöz konfluens de olabilir. Ona göre her vakada farklı. Silvian fistülü güzel açtıysanız, beyin de rahatsa, yani o ameliyatın yarısı olmuş demektir bana göre. Yani iyi, çok iyi silvian fistülü açabilmek lazım. Ve beynin de çok relax olması lazım. Hiçbir buradan ven, arter hiçbir zaman karşıya geçmez ama ven buradan buraya geçer. Onları da kesmemeye çalışmak lazım. Yani o işi çok zorlaştırıyor. Evet, burada posterior communicanı görüyoruz ve anterior koroidali görüyoruz. Relax bir beyin. Anterior temporal trunk'ı mobilize ettim ve ben piriform korteksten giriyorum. Piriform korteksten. Oradaki vasküler yapıları biraz mobilize ettikten sonra direkt olarak piriform korteksten girip piriform korteksi ve ondan sonra da amigdalayı alıyorum. Ve tamamen subpial bir diseksiyon ve küza çok uygun. Ve öyle ameliyat sırasında da çok fazla hemostaz yapmıyorum. Onlar bir süre sonra duruyorlar zaten. Bir de çok iyi anlamak lazım şeyi. Bu uncus burada. Uncus'u gördük. Üçüncü siniri gördük. Anatomimi daha iyi anlayayım diye orayı gördüm. Üçüncü sinir. Bakın anterior koroidal orada. Uncus'u biraz daha yapayım. Yine ama yine subpial olarak buraları alıyorum. Burada amigdaladan bir parça patolojiye gidiyor. Evet. Şimdi anterior koroidal point'e geliyor. Bakın P2 burada. P2. Buradan uncal arter var. P2'den gidiyor, uncusa gidiyor. Onu koagüle ediyoruz. Ve devam ediyoruz. Küzayla almaya. Evet. Bakın buradan görüyorsunuz uncal arterleri yine. Hipokampal arterleri yakıp kesip yolumuza devam ediyoruz. Ama alttan anterior temporal arter, onu koruyorum bakın. Büyük arteri koruyorum. O çünkü devam ediyor şeye, beslemeye. Şimdi bakın ventrikül, bu hipokampusun başı ve onun, ona yapışık olan amigdala. Amigdalayı tam alıyorum, tam almaya çalışıyorum. Meyers loop amigdaladan sonra başlıyor. Yani orada kalırsanız Meyers loop'u zedelemezsiniz. En önemli şey bu. Amigdalayı %100 alıyor muyum? Hayır. Medialde bir kısmını bırakıyorum. Çünkü o direkt olarak optik traktla ve şeyle alakası var. Onun için %100 amigdalayı almıyorum. Evet, yine bu hipokampal damarlar ve bu subikulum. Oradan gelen hipokampal arterleri de şey yapıyoruz ve kolateral eminensi de döndükten sonra şimdi posteriorda gidebildiğim kadar gidiyorum. Ne kadar gidiyorum? Kişiye göre değişiyor. Yani hastanın başının şekline göre değişiyor. Beynin kondisyonuna göre değişiyor. Hipokampusun atrofikliğiyle değişiyor. Bazı hipokampus çok atrofik, bayağı posteriora gidebiliyorum. Ama bu insizyonu posteriora uzatmak istemiyorum. Bakın burada uncal sulcus, burada dentat gyrus ve pes hipokampi. Şimdi de küzayla arkada gidebildiğim kadar yeri posteriora gidiyorum. Her vakada bu kadar posteriora gidemeyebilirim. Değişiyor o. Ve bu kısmı da bakın kalan tailine kadar gelmişim bu vakada. Her zaman bu kadar olmuyor. Dediğim gibi birçok faktör var. Ama bu kalan parçayı da yine küzayla alıyoruz. Evet. Bu durumda bir de endoskopla içeri bakıyorum. Ne kadar gitmişim, nasıl durum,
Hoş bir şey. Yani gerçekten endoskop, bakın tentoryal hiatusu görüyorsunuz. Bayağı posteriora gitmişim. P2 burada. Üçüncü sinir burada. Bakın PI'yi koruduğunuz zaman bir tehlike yok. Ve kollateral sulcus burada. O sınırımı da görmüşüm. Ve midbrain burada. Ve burada da internal karotit ve anterokoroidal de şurada. Bu da middle cerebral M1. Ve bir hemostaz kontrolü açısından da bunun avantajı var. Evet. Bir de bunu yapıyorum. Çok kendimi deniyorum. Yani ICG size yaptığınız kontüzyonu da gösteriyor. Eğer kontüzyon yaptıysanız onu gösteriyor. Onun için yani şöyle bir ICG'yi görmek istiyorum ameliyat sonrası. Ekartör kullanmadan, neokorteksi zedelemeden, ezmeden, bozmadan ameliyatı yapmaya çalışıyorum. Her zaman hala tam istediğim gibi yapamıyorum. Yani daha güzel yapmak lazım. Daha güzel, daha temiz yapmak lazım. Söylüyorum ya. Yani çok estetik yapılması gereken bir şey. Sonra rutin olarak son 5 yıldır intraoperatif MR'ımız var. Rutin olarak kullanıyorum. Yani laf olsun diye değil. Ve burada intraoperatif MR'da posteriorda iyi gidildiğini ve kollateral sulcus'a geldiğini. Bakın bu tamamen burası intact. Bu inferior periunsular sulcus tamamen intact. Bu mümkün. Evet. Rutin olarak silvian füsüre ben bu ince şeyi koyuyorum, spongostanı. Bu postoperatif adezyonu önlüyor. Ve beyinle dura arasına da koyuyorum. Postoperatif geç nöbetlerde belki bunun da rolü var. Çünkü dura beyine yapışıyor. Ve o da ayrı bir nöbet faktörü olabilir. Aşağı yukarı böyle özetleyeceğim. Transilvian girişimi. Bir soru mu var? Yok. Pardon. Bizden hayır hocam. Bir şey yoktu. Bir ses geldi de özür dilerim. Sonra sanki yapıyor gibi oldu hocam. Evet, sanki tamam. Konuşma. Uzatmayacağım. Sonra benim şimdiki favorim. Şimdi bakın bu resme bakın. Bu Machu Picchu herkes bilir. Dünyanın en ilginç yerlerinden biri. Bakın bunun açısını değiştirince burada İnka'nın yüzü çıktı. Bu gerçek bu. Yani ve hani tesadüf de değil, insanlar bir şekil vermişler dağlara ve İnka yüzünü böyle görebiliyorsunuz. Yani bazı şeyleri bir de başka bir açıdan bakmak lazım. Şimdi her şeyde olduğu gibi Profesör Yaşargil de bakmış mı başka açıdan? 1974'te yayınlamış ama sanırım 68 veya 69'da yapmış bu ameliyatı. Düşünün, CT yok, MR yok. Posterior hipokampal, parahipokampal bir kavernom. Ve supraserebeller transtentoryal yaklaşımla yapmış. Dahi yani bir şey bu. Yani inanılmaz bir şey. Ve hocam hep söylerdi. Yani bu yaklaşımı çalışmak lazım. Bunu yaşatmak lazım. Yeniden uğraşmak lazım diye. Onun önerisiyle ben bunun anatomisine çalıştım. Ve acaba dedim, yani bunu söyleyen de hocamdır. Şunu çok iyi hatırlıyorum. St. Louis'de 1995'te epilepsi cerrahisi kursunda Profesör Yaşargil dedi ki, belki de dedi, hipokampektomi, amigdala hipokampektomi için en iyi yol posteriordandır dedi. O zaman Doktor Olivier'in yüzünü çok iyi hatırlıyorum. Olivier emin olamadı. Herhalde şaka yapıyor Profesör Yaşargil diye. Öyle bir yüzü vardı. Ama hocam bunu söyledi. Ve bana da nasip oldu bunu çalışmak. Yine onun sayesinde. Anatomisini çalıştık. Şimdi buradan gelince arkaya dönemiyorsunuz posteriora. Ama posteriordan gelince ön tarafı amigdalayı almak mümkün olabilir. Kadavra'da bunu çalışma şansım oldu. Bütün boylu boyunca bunu alabilir miyiz tek seansta diye. Uzatmayacağım bunları. Şimdi problem hipokampus, parahipokampusun büyük kısmı middle fossanın üzerinde. Yani böyle bakarsak esas olay middle fossanın da.
Ve bu Petröz Rich de size engel olur kadavrada, şeyde ameliyatta. Bu kadavrada bakınca bakıyorsunuz yani sadece posterior ve orta kısım görülüyor. Onun dışında her şey middle fossa'da. Ama bakın bütün tentoryumu kesseniz bu kadar yeri açıkta tutabiliyorsunuz. Ve bu kısım tamamen middle fossa'da. Kadavra üzerinde yaptım ben bu ameliyatı. Ve tentoryum sağ taraf böyle. Kadavrada bu mümkün oldu. Bambaşka bir perspektif. Bakın inferior colliculus, superior colliculus, pulvinar, fimreyi korudum, koroid plexus, temporal hornun rufu ve amigdala gitmiş. Mümkün bu. Bunu yayınlamadım ben. Çünkü bir cerrahi olarak, kadavra da yapılmış bir şey. Yani cerrahi olarak bir hiçbir anlamı henüz yok. Onun için cerrahi olarak uygulamam lazım diye yayınlamadım bunu. Ve bu arada Profesör Yonekava bunu yayınladı. Profesör Yonekava biliyorsunuz Profesör Yaşargil'in öğrencisi yine. Yine hocamdan öğrenip bunu yayınladı. Ama bu yazıyı okuyunca yine oh dedim. Çünkü Profesör Yonekava posterior medio-basal için yaptı bu ameliyatı. Ama benim esas amacım ta unkusa kadar gidebilmek. O nedenle bana biraz daha zaman verdi bu. Sonra Profesör Oliveira da yaptı bu ameliyatı. Ama o da hocamın ilk yaptığı şekliyle yaptı. Posterior medio-basal. Bense bütün medio-basali almak için. 10 sene bekledim ben bu ameliyat için. 10 sene. Birçok nedeni var. Ama önemli nedenlerden birisi de iyi bir anestezi ekibi ve oturur pozisyonun iyi yapılması. Çünkü bu ameliyat oturur pozisyonda yapılmalı bana göre. Onu da bir eşimle birlikte esas onun büyük katkılarıyla bu işi daha bir standart hale getirdik. Şimdi artık 20 derece yetiyor bize, 20 derece. Mutlaka transözofajal Doppler gerekir. Mutlaka. Çünkü bununla siz bir noktayı bile görürsünüz. Ve böyle bir nokta normal insan, supin yatan bir insanda da olabilir. Serum bağlı olan insanda bile olabilir bu kadar nokta. Bundan korkmamak lazım. Ama herhangi bir problem çıkmadan önce, çok önce bunu tanı koyabiliyorsunuz. Onun için transözofajal Doppler mutlaka gerekli. Ve eşim bu konuda bence en önemli çalışmayı yaptı ve yazıyı yazdı. Bu oturur pozisyon için bir devrimdir bence. Ve şimdi biz artık 20-25 derecede çok güvenli bir şekilde oturur pozisyonda ameliyat yapabiliyoruz. Tavsiye ederim bu yazıyı okumanızı. Diğer faktör mikroskop. Modern mikroskoplarla bu ameliyatı benim yapmam en azından mümkün değil. Kolum o kadar uzun değil. Ve hocamın mikroskobunu kullandığım için, Zürih'teki hocamın mikroskobunu kullandığım için bu ameliyatları yapabildim. Ve bu mikroskobu kullanabiliyor olmak benim için en büyük şans. Sonra tümörler, kavernomlar falan derken uzatmayalım. Epilepside bu ameliyatı yapmaya başladım. Bu ilk vakamız. Solda posterior hipokampal skleroz var. Çok uygun vaka. Transilvian belki oraya ulaşmak mümkün olmayabilir. Ve işte bazen tersten bakmak gerekir bazı şeylere. Oturur pozisyonda insizyon paramedyan solda bir kvadrangüler kraniotomi var. Sonra tentoryumu kesiyoruz. Sonra orta kısmı görüyoruz medio-basal temporalin. Ve ondan sonra da devamında selektif hipokampektomi yapıyoruz. Dep elektrot da koyabiliriz, strip elektrot da koyabiliriz. Ve bu ameliyat sonrası endoskopik görüntü, sol taraf, tentoryal flap bu. Burada da bakın amigdala buradaydı. Temporal amigdalanın tamamını alabiliyorum. Hipokampusun tamamını alabiliyorum. Ha dersiniz ki şart mıydı? Onu kimse bilmiyor. Onu kimse bilmiyor. Ama çok iyi sonuçlarımız var. Ama amigdalanın ve hipokampusun tamamını almak mümkün ve hiçbir yere dokunmuyorsunuz.
Hiçbir şeye normal structure'a dokunmuyorsunuz. Bu üçüncü sinir. Ve ameliyat sırasında sürekli oryantesiniz. Bir sürü landmark var ameliyatta. Ama bu ameliyat böyle izleyip de yarın yapılacak bir ameliyat değil. Ben 10 yıl bekledim. Ha, tamam, 10 yıl beklemesi doğru değil artık. Ama biraz uğraşmak lazım. Bir de mesela amigdalayı almak çok garip geliyor posteriordan. Bu ameliyatta amigdalanın alınış sahnesi. Amigdala en rahat alınan yer bu ameliyatta. Çünkü tam karşınızda ve tam görüyorsunuz amigdalayı, tamamen böyle üzüm gibi orada asılı duruyor. Ve çok rahat alınabiliyor ve amigdala uzakta değil. Zor kısım middle fossa'daki kısım. Orada Petrosic orayı kapattığı için orayı endoskop yardımıyla alıyorum. Evet. Bu da postop. Ve bu temporal stem meselesinin tekrar şeyi bu. Hiçbir şeye dokunmadan bu ameliyatı yapmak mümkün. Bu da postop visual field. Bu hastanın nöbetleri yok ve ilacı da kesti. Evet. Bir kısa bir şey yapayım. Uzatmadan bir video göstereyim size. Bu da bir sağ hipokampal sikleroz. Sağ hipokampal sikleroz. Bu şekilde girelim dedik. Oturur pozisyon. Artık 20 derece yapıyoruz. Transözofajyal Doppler. Sağdan kraniotomi. Evet. Bu şekilde. Şu mesafeyi mümkün olduğunca geniş tutmak lazım. Burası transversiniz. Çünkü bu ameliyattaki en önemli konu bana göre tentoryal venler. Tentoryal venleri henüz gösterecek bir tetkik yok. Preop. Preop nerede bu tentoryal ven? Preop ben göremedim en azından. Göremiyorum. Ama tavsiye edelim. Yani bir nöroradyolog bu işe kafayı takarsa şey olur. Sisterna magna'dan CSF boşaltılıyor. Sonra burayı açıyoruz. Şimdi şunu açtığım zaman şu sahne bana söylüyor. Bu ameliyat kolay mı olacak, zor mu olacak? Bu güzel bir tentoryal ven. Önüm açık. Burada tentoryal ven yok. Kenarda. Bu ameliyat ben bir rahatlıyorum orada. Şimdi eskiden ilk vakalarda ben önüme çıkarsa küçük ven yakıyordum. Bir klinik bir sıkıntım olmadı. Ama yayınlar var. Ve bir vakada böyle kocaman bir ven çıktı karşıma. İşte o zaman dedim ki bunu yakamam. Şimdi bunu çözdük. Çok yakında bunun makalesi çıkacak inşallah. Bu tentoryal venleri hiçbir şekilde yakmadan bu ameliyat mümkün. Bunu şimdiden söyleyeyim size. Ama bu ameliyatın en önemli noktası budur bence. Esas olay tentoryumu iyi açtınız. Ameliyatın yarısı tamam diyebiliriz. Abartmıyorum. Ama onları korumak lazım. Bunları yakarak bu iş olmaz. Her yerde böyle. Silvian venler öyle değil mi? Parasagittal venler öyle değil mi? Yani her yerde ven en önemli problemdir. Bu ameliyatta da öyledir. Korumak lazım. Sonra tentoryumu kesiyoruz. L şeklinde uzatmayalım. Sonra tentoryal hiatus'a kadar. Sonra buna bir şey bağlayınca ekartör yok. Sadece ucuna bakın şey bağlıyoruz. Bir dikiş. Ucuna da dendi koyup sarkıtıyoruz. Önümüz açılıyor. Bakın tam karşımızda. Ve nereden bunda da aynı şekilde yapabiliyoruz şeyleri, strip ve grid elektrotları. Uzatmayalım. Nereden insizyon yapıyorum? Ben kolliküllüsün hizasından yapıyorum. Kolliküllüsün hizasından parahipokampal girüsü subikulumu almaya başlıyorum. Bir avantajı vaskülerizasyonunu önceden kontrol edebiliyorum bunun. Ve ondan sonra da ventriküle girdiğim zaman zaten
ameliyat büyük ölçüde tamamlanmış değil. Bakın, kolluculus burada. Onu çok fazla geçmiyorum. Çünkü orada vizüel korteks ne kadar geliyor hala tam bilinmiyor. Yani ondan çekiniyorum. Ve oradan subikulumu almaya başladıktan sonra bakın subikulum tamamen subpial. Tamamen subpial. Ventriküle girdiğiniz zaman zaten bir rahatlıyorsunuz. Ama oradan ventrikül bayağı uzundur. Öyle hemen ventrikül çıkmıyor. Subikulum orada çok geniş. Tamamen subpial alıyoruz. Biliyorum çok geç oldu. Vaktinizi almayacağım. Bu videoyu internette de izleyebilirsiniz. Sonra ventrikül açıldı ve koroidal fistürü gördük. Yani sürekli bir şey var, oryantasyon var ameliyatta. Bunun avantajı bu. Ve bakın arterleri çok iyi, vaskülarizasyonu çok iyi görüyoruz. Onları yakıyoruz, kesiyoruz. Unkusu tamamen görebiliyoruz. Bu unkus. Unkusu böyle diğer bütün ayrıntılarıyla görebiliyoruz. Aynı amigdala gibi. Yine subpial olarak unkusu çıkarıyoruz. Sonra lateral, kollateral eminensten dönüyoruz. Yani transilyan yaptığımız işi tersten yapıyoruz açıkçası. Ve bunu tek parça istiyor patologlar. Ne anlamı var ben de bilmiyorum. Yani ne kadar büyük çalışmalar yapıldı bununla ilgili. Biz onu tek parça almak için canımız çıkıyor ama bir kıymeti var mı bilmiyorum. Yani şart da değil bence tek parça almak. Sonra hipokampusun head'i ve amigdala. Amigdala karşımda duruyor bakın. Amigdala karşıda duruyor. Bakın rengini görüyor musunuz? Amigdala. Çok net olarak. Amigdalayı görüyorsunuz. Onun posterior sınırını görüyorsunuz. Oradan daha geriye gitmiyorsunuz. Ve subpial olarak bunu çıkarıyoruz. Uzatmayacağım. Bakın bu veni korumuşum. Ve posteriorda bakın midbrain burada, dördüncü sinir burada. Atrium burada ve amigdala buradaydı. İnternal karotit burada, P2 burada. Ve tamamen subpial. Anterior koroidal şuradan geliyor olması lazım, piyanın altında. Evet. Bunu isterseniz dikebilirsiniz. Dikmeseniz de olur. Çünkü öyle bir şey yok yani. Yukarıdan aşağıya beynin sarkması gibi bir şey yok. Ama dikseniz daha şık olur. Evet. Bunu yine her zaman koyuyorum ince spongos. 3 milim. 1 santimdir şeyin normal 10 milimdir spongostan. Siz onu bıçakla 3'e bölerseniz ondan sonra kullanabilirsiniz. 3 milimliği öneriyorum. Bunların hepsini denedim. 3 milim. Evet. Ve bu şekilde. Biz bunu, pardon, özür dilerim. Bu da postop ve hastayı da göstermeyeyim, nöbetleri de. Ve postop MR'ı bu. Bakın, buraya kadar gelmişim. Sağ. Hiçbir başka yerde bir şey yok. İnferior perinsüler soluk, her şey normal. Gerçekten selektif bir şey. Traktografide de hiçbir trakta dokunulmamış. Evet. Ben bunu niye yapıyorum? Bir başka bir görüş bu. Yani bir şeyleri zorlamamız gerekiyor beyin cerrahisinde. Hiçbir şey mükemmel değil bana göre. Ve ben kendi yaptığım işlerin hiçbirinden de memnun değilim. Daha iyi bir yöntem olursa öğrenmeye çalışırım, becerebilirsem. Bu da bir yöntemdir ve tümörler, kavernomlar ve bazı AVM'ler için bence tek bazı vakalar var. Bence tek yöntem bu. İddia ediyorum. Ama epilepsi için de çok uygun bir yöntem ve bana göre daha rahat, benim en azından daha rahat yaptığım bir ameliyat. Bunları yayınladık zamanında ve
en çok okunan makale oldu 1,5 yıl. Benim için en önemlisi şuydu. Bu fikri bana veren hocamdır. Beni bu konuda çalışmamı öneren hocam, onun sayesinde çalıştım. Bir şeyler yaptım. 15 yılımı aldı. Ve bu ameliyatları hocamın huzurunda yaptım. O kabul etti bunu. Ve yani bu bir yöntemdir, bu da yapılabilir diyor. Bu bana yeter. Çok teşekkür ediyorum. Ve bu yöntemi yine bir epilepsi cerrahisinde bir yöntem olarak kabul etti hocam. Şimdi arkadaşlar, hocalarım biliyorum çok uzadı. Diğer konulara giremeyeceğim. Biz çok mutluyuz. Efendim? Biz çok mutluyuz. Yani ben burada noktalamak istiyorum. Yani çünkü esas, çünkü uzat, şimdi saat şey oldu, 9 oldu neredeyse. Evet. Böyle, yani bilemiyorum. Mükemmel bir sunumdu gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Hem videolar, hem içten konuşmanız, samimi stiliniz gerçekten etkileyici. Ben de uzatmadan bu fikri sizlere... Kapatayım. Yaşargil hocamızın bir kapatayım o zaman, bana müsaade edin, olur mu? Tamam. Fikrini almak istiyorum. Diğerlerini bir şey, peri inzüler hemisferotomi, bir de hipotalamik hamartom. İnanılmaz başarılı işler bunlar ve bir gün, başka bir günde onları size sunarım. Yani vaka olsa hep onları ameliyat etsem isterim. Bu hocamızla birlikte laboratuvarımızın açılışı ve şu an laboratuvarımız yoğun şekilde, çok mutluyum. Çok mutluyum çünkü Türk arkadaşlar keşfettiler bu laboratuvarı. Burada da Abuzer'in çok büyük katkısı var. Buyurun gelin çalışın ama 24 saat çalışacaksınız. Ben elimden gelen desteği veriyorum ve bu laboratuvar yaşayacak. Bunu gördüğüm için çok mutluyum. Hocamız Allah başımızdan eksik etmesin. Bütün enerjimiz ve her şeyi ona borçluyuz. Artık gelecek yıl koronadan dolayı 3 yıl ara vermiştik Yaşargil Mikronörosörcülü kursa. 2023 Ağustos'ta bekliyoruz. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Mükemmel bir sunum oldu gerçekten. Tabii tartışma ve soru da olacaktır. Berlin Hoca'nın konuşmasına dair sorular var. Fakat önce Yaşargil Hoca'mızın ben bu konudaki fikirlerini lütfen lütfederse duymak istiyorum. Mümkünse. Uğur Hocam, bu arada ekran paylaşımını kapatarsak daha büyük görebiliriz ekranda birbirimizi. Tamam. Evet. Yaşargil Hocam, bir şey söylemek ister misiniz acaba bu yöntemle ilgili, ya da nasıl giriş yapalım Uğur Hocam? Hocam duyuyor mu yalnız? Duyuyor mu bilmiyorum. Hocam. Duyuyorum, duyuyorum. Evet, pardon. Buyurun. Abdü Etvesal'ın meclisi. Divat'ın destü Etvesal. Efendim. Çok esaslı konuşmalar dinledik. Çok güzel resimler gösterildi. Candan tebrik ederim hepinizi. Çok esaslı oldu, çok güzel oldu. Tebrik ederim. Ben de biraz yoruldum. Haydi bakalım. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Evet. Evet, Selin, istersen sorulara geçelim. Bu arada şeyi gönderelim, chat part'tan sorularımızı gönderelim. Arkadaşlar cevaplama başlasın. İlk cevaplayan 3 kişi ödülü alacak. Onu chat part'tan gönderelim. Doğru cevap veren ilk 3 kişi Yaşargil Hoca'nın imzaladığı 3 adet cilt. Hem bu
1999 Neurosurgery yüzyılın beyin cerrahı seçildiği ya da gösterildiği derginin Türkçe basımı artı iki tane cilt, hepsi Yaşar Gül hocamızdan imzalı olarak. Yeditepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü tarafından hediye edilecek. Gönderdin mi Selin'cim? Chat bölümüne yarışmanın linkini gönderdim. Cevapları bekliyoruz. Bu linke tıklayarak cevap vereceğiz arkadaşlar. İki tane soru var. Çok basit. Bunları doğru cevapladığınız zaman hediye alacağız. Evet Selin'cim. Şeylere başlayalım, sorulara. Tamam. Soru ve katkıları alacağım. Hocam, Behrin hocamın da mikrofonunu açarsak. Açalım. Figen Tokçuoğlu hocamız ilk soruyu sormuş. Yankı var. Evet. Behrin hocam, dirençli epilepsi olan hastaların... Soruyu okuyorum. Herhalde şey demişler. Ha, duyuluyor mu? Tamam. Doğru. Duyuluyor hocam, isterseniz siz okumayın. Moderatör okusun, size aktarsın. Soruları o belli bir süre çıkartmış. Dirençli epilepsisi olan hastaların hangisini ne zaman epilepsi cerrahisine yönlendirelim? Behrin hocam, özetlersiniz. Behrin hocam? Yok, Uğur hocanın herhalde mikrofonunu açabilir miyiz? Behrin hoca ile Uğur hoca yer vermiş. Yer değiştiler. Mikrofonu açabiliriz hocam. Şimdi duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Çok güzel. Evet. İki bilgisayar sıkıntı yapıyordu onun için. Evet. Tamam. Şimdi şöyle, bana ilk soru, dirençli epilepsili hastaların hangisini ne zaman cerrahiye yönlendirelim? Şöyle, öncelikle dirençli epilepsi tanısı alınca bir epilepsi merkezine gitmesi gerekiyor. Orada önce nörolog, daha doğrusu epileptolog, hastadaki epilepsi tipini anlamaya çalışıyor. Dirençli epilepsi mesela Lennox-Gastaut sendromuna da bağlı olabilir. Altta yatan tüberosikloza bağlı olabilir. Her neyse, yani dirençli epilepsi nedeni olabilecek çok farklı heterojen bir grup hastayla karşı karşıyayız. Gerekli tetkikler yapılıyor. Burada faz 1 inceleme dediğimiz, öncelikle nörolojik muayene, video EEG ve epilepsi MR'ı. Biz kendi kliniğimizde de hani dışarıda normal MR'la gelmiş, burada uygun protokolle yapılmış hastalarda çok değişik patolojiler görebiliyoruz. Özellikle displaziler olmak üzere. Ve bu displaziler hastadaki dirençli epilepsiden sorumlu mu diye video EEG monitorizasyonu yapıyoruz. Eğer testler uyum içerisindeyse cerrahi tedavi seçeneği olarak cerrahiye yönlendiriyoruz hastaları. Bilmiyorum, cevabı oldu herhalde sorunun. Evet, teşekkürler hocam. Selin, pardon, bana özelden sorulara ulaşılamadığını söyleyen bir yazı geldi. Bir check edebilir misin? Acaba dosya paylaşımını herkes için açtık mı? Başka giremeyen var mı acaba? Çünkü 55 tane cevap gelmiş şimdiye kadar. Ha, tamam, okey. O zaman o kişiye bağlı. Tamamdır. Devam edelim lütfen. Bir diğer soru da, epileptojenik alanı kesin oldu ve bu alanı kesin olarak rezeksiyonun mümkün olduğu durumlarda yine de cerrahi sonrası devam ediliyor mu? Neden diye. Bu sorunun da cevabı şöyle, epileptojenik alanın kesin olduğu, yani hipokampal skleroz bile aslında homojenik bir patoloji değil. Displaziye bağlı olabiliyor, menenjit sekeli olabiliyor, doğum hipoksisi sekeli olabiliyor mesela. Altta yatan patolojik süreç beyinde, hele de uzun yıllardan beri devam ediyorsa, nöral ağrılarda bir plastisite yapmış oluyor. Hastanın nörolojik muayenesi, fonksiyonel görüntülemelerdeki yaygın hipometabolizması veya entelektüel EEG'deki anormalliklerine göre bazen daha uzun süreler ilaçla devam etmek gerekebiliyor, lezyon çıkartılsa bile. Ama bunun klasik bir hani 2-2-4 bilgisi yok. Hipokampal skleroz, febril konvüzyonda gelişmiş patolojisinde sadece eşlik eden displazi olmayan bir hipokampal sklerozu var.
ve hasta kısa sürede cerrahiye gelmişse, uzun yıllar, 20 yıl gibi beklememişse, onda ilacı daha kısa dönemde kesebiliriz tabii ki. Çocuklarda bu konuda daha başarılı, daha kısa sürede ilaç kesebiliyorlar. Ama epilepsi kür oldu diyebilmek için 10 yıl nöbetsizlik şey vardı. Yani bir hasta 10 yıldır nöbet geçirmiyorsa epilepsisi kür oldu denir. Biz de 10 yıla geçmedikçe, hipokampastikleri uzmanımız için konuşuyorum, İlaçlarını kesmiyoruz. Eğer altta epileptiform anormallikleri veya dediğim gibi uzun süreli hastalıkları varsa hasta bazında karar veriyoruz. Genel bir cevabı yok bu sorunun. Teşekkürler hocam. Sıradaki soruya geçeyim. Şilay Yıldırım 5. sınıf öğrencisi. Bugünkü toplantıya girerken bu kadar farklı bir vizyon edinerek çıkacağımı tahmin etmemiştim. Bütün hocalara vakitlerini ayırdıkları için çok teşekkür ederim demiş. Hakan Karabağlı hocamız Konya'dan, mükemmel sunumlar için çok teşekkür ederim demiş. Sayın Feyza Tosun, bu ufuk açıcı sunumlardan dolayı Devrim ve Uğur hocama çok teşekkür ediyorum demiş. Mehmet Han Aslan, özellikle Sayın Yaşar Gül hocamıza biz yeni nesile gurur kaynağı verir olduğu için çok teşekkür ederim. Bu bilen güzel sunum için değerli Uğur hocama, Berlin hocama teşekkür ederim demiş. Sayın Ebru Güzel, mükemmel, çok güzel, çok verimli bir toplantı oldu. Gazi hocamıza, Berlin Uğur hocamıza çok teşekkür ederim. Size ve ekibinize bizleri buluşturduğunuz için çok çok teşekkür ederim demiş. Aslan Güzel. Özgün İsmailoğlu, Uğur hocam çok teşekkürler. Sorusunu kısaca özetleyecek olursam, Transilvanyan yola göre avantajınız, önerdiğiniz tekniğin avantajı nedir sizce diye sormuş. Dediğim gibi yani Transilvanyan benim en sevdiğim yaklaşım. Bunda bir kere tüm hipokampusu almak mümkün. Bunda tüm amigdalayı almak mümkün. Başka yeri zedeleme şansı çok düşük. Ve bana göre daha rahat bir ameliyat. Zor ameliyat değil. Sadece farklı bir perspektif olduğu için garip geliyor. Ama inanın bana zor değil. Ama çalışmak lazım. Anatomisine çalışmak lazım. Gelsin buyursun izlesin ne sıkıntılar oluyor. Her ameliyat zor. Ben kolay ameliyat bilmiyorum. Ama bu ameliyat çok daha zor değil. Onu bilin yani. Teşekkürler hocam. Nurullah Kösmen'e mükemmel bir oturum oldu. Saygıdeğer hocalarıma çok teşekkürler demiş. Ertan Sevin hocamız, iki hocama da sunumlar için teşekkür ediyorum. Rüya gibi bir gece oldu. Uğur hocam adeta saat durdu. Ayrıca Yaşar Gül hocamı da gördüğüm için çok mutlu oldum demiş. Şişli Etfal Beyin Cerrahisi Kliniği de ayrıca saygılarını ve selamlarını iletmiş. Şu ana kadar gördüğüm soru ve katkılar bu kadar chat bölümünde Kamil hocam. Eğer sözel tartışma devam edecekse sözü yok, şimdi sorularımızı istersen açıkla. İlk üç, kaç cevap geldi? Kaç tanesi doğru? Ve ilk üç kişi kim? Bize onları açıklarsın. Tamam. Heyecanlı şimdi, öncelikle genel şeyleri, verileri ben size söyleyeyim. Sonra kazananlar için bir dakikanızı isteyeceğim. Şu ana kadar 65 cevap geldi. İlk soruya %70.8 kişi doğru cevap vermiş. İkinci soruya ise 1100 yazarak %29.2 kişi, hadi 1000 ve 1200'ü de katarsak yani %50'ye yakın kişi soruya doğru cevap vermiş. Demek ki herkes can kulağıyla dinlemiş. Yani sizden bir dakika rica ediyorum kazanan için. İlk doğru cevapları Selin bir tespit et. Hemen burada şey yapalım, sonra hile var demesinler kişi kimse hediyeler konusunda. Evet. İsimleri açıklayalım. Hı hı. İlk kazananın ismi Safa Kurşun.
Safa Kurşun. Aramızda mı acaba? Göremiyorum. Tabii şunu da söyleyelim. Şu anda burada olması lazım kişinin. Devam et Selin'cim. İkinci kazanan burada Safa Kurşun. Evet. Hediyesini alacak Safa Bey. Hocam nasıl yapacağız? Bana mı göndereceksiniz yoksa siz kendine göndereyim. Göndereyim. Sizinkileri de size göndereyim. Hepsini bana gönderin. Tamam. Rahmet olacak size. E-mail ve iletişim adreslerini lütfen bildirin. Bu linke Selin'in gönderdiği. Oradan size ulaşacağız. Ve hediyeleri göndereceğiz. Uğur Hocam bana gönderecek kitapları, imzalı kitapları. Safa Kurşun. Evet, bir teşekkürü var Safa Kurşun'a. Ayrıca hocalarıma bu harika sunum için teşekkürler. Mail adresimi ilettim. Evet, mail adresi bende var. Ben teşekkür ediyorum. İkinci kazanan Aydın Talat Baydar. Aydın Talat Baydar. Aramızda mı acaba şu anda? Evet, o da burada. Evet, kendisi de yazdı. Evet, teşekkür ediyor. Hasan Hüseyin'in sorusunu istersen üçüncü kişiyi tespit ettikten sonra. Evet, hemen üçüncü kişiyi söylüyorum. Gökberk Erol. Gökberk Erol. Burada mı acaba? Herhalde. Biraz bekleyelim. Burada. Evet. Buradaymış. Burada. Teşekkür ediyorum. E-mail adresinizi gönderirseniz size ulaşacağız. Gönderdi. Gönderdi.